Seyirciler, cümleten Selam aleyküm. Hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet dileyerek yeni bir açık medeniyet programına hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu programımızda medeniyetler, medeniyetlerin zaman algıları, medeniyetlerin tarihleri ve bir medeniyetin tarihi için geliştirilmiş olan dönemlendirme başka medeniyetlerin tarihlerini dönemlendirmek için aynen kullanılabilir mi? Yoksa farklı medeniyetlerin farklı tarihleri mi vardır, farklı zaman anlayışları mı vardır? Bu konular üzerindeki tartışmamıza kıymetli Tahsin Görgün hocamızla birlikte devam edeceğiz. Tahsin Hocam, konuya hemen direkt girmek için size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir dünya tarihi yazsanız, tarihi kaç döneme ayırırdınız? Evet, e, dünya tarihi yazacak olsaydım tarihi kesin iki, iki döneme ayırırdım. O, o iki döneminde e, alt dönemleri olurdu. Bunun e, iki tane önemli gerekçesi var. Önce hangi dönemler hocam? Evet, Onu... ya e, çok açık, İslam öncesi ve sonrası. Yani Hz. Peygamber'in ahir zaman e, peygamberi olan e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslamiyet'i tebliğ ettiğiyle başlayan bir dönem. Adını ne koyarsanız koyun fark etmez. Bir de ondan önceki dönem. Ondan önceki dönemin <laughs> özelliği e, İslamiyet öncesinde mevcut olan hiçbir kültür e, hiçbir medeniyet e, İslamiyet tebliğ edildikten sonra e, varlığını devam ettirmemiş. Bu çok önemlidir yani. Mesela hocam? E, bu mesela varlığını devam ettirmemiş derken ee, zaten İslamiyet tebliğ edildiğinde canlı bir medeniyet yok yer Evet. Mesela... Bütün medeniyetler fosilleşmiş. Vaziyetle. Evet Çin var, Hint var. Çin fosilleşmiş, ee, Hint fosilleşmiş. Batı medeniyeti de mi yok? Batı zaten yok. <laughs> evet, bunu biraz açar mısınız? Yani... Neden Batı medeniyeti yok diyorsunuz? Batı, Bu Batı... çok, yani çok önemli bir iddia ve hani şu andaki hakim dogma gibi kabul edilen iddiaların yani tamamen tersi bir şey yani Batı medeniyeti yok diyorsunuz yani. Tamamen tersi değil aslında da yani biraz nasıl diyelim ee, biraz üzeri örtülmüş bir hakikat aslında. Onu biraz zaten eşelediğimizde Hı. yakından baktığımızda hakikat e, kendisini gösterir. Hakikatin öyle bir özelliği var. Kendisini Hı. gösterir vakti geldiğinde. Bu Batı medeniyeti kavramı ne zaman ortaya çıktı? Batı e, e, Batı dediğimiz e, hadisi aslında. Hakiki anlamıyla bakarsak 17. yüzyıldan sonra teşekkül ediyor. Evet. 17. yüzyıldan önce aslında Batı Avrupa yok. Katolik Hristiyanlığı vardı. Hı hı. Katolik Hristiyanlığı da aslında 16. yüzyılda zaten bölündü. Yani protestanlık ortaya çıktıktan sonra Katoliklik yine sınırlı bir kesimde etkili oldu ama tam da etkili olamadı aslında. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren hem aristokrasinin hayatında hem aydınların hayatında hem bilim insanlarının hayatında bilim adamlarının hayatında Hristiyanlık ve Katolik kilisesinin öğretileri geçerliliğini yitirdi, sıfırlandı neredeyse. Onun yerine tamamen yeni fikirler batılılar için yani Hristiyanlar için, Hristiyan dünyası için tamamen yeni fikirler ortaya çıktı. Bu tamamen Yeni fikirlerin aslında kaynağı da Osmanlı dünyası. Şimdi o zaman şöyle soruyorum hocam, ee, günümüzde eski Yunan'dan başlayan, işte Roma ile devam eden Orta Çağ Hristiyanlık, oradan modern dönem şeklinde böyle bir Batı medeniyeti kesintisiz bir e, ...neratibi var, evet. bir Batı medeniyeti anlatısı var. Bu anlatı ne zaman ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Hatta onu senin söylediğin şeyi biraz daha e, ...teferruatlandıralım. İşte mesela e, Amerika'da senin gayet iyi bildiğin işte şeyilcilikle, ile alakalı dersler var. Evet. Şimdi o civilizationle yani Western e, classics mi diyorlar da? Boston Heretic dersi var ha, mesela. Yes, evet. Hatta yani iki cilt halinde kitap da yazmış i̇şte üniversitelerde bu tüm öğrencilerin alması gereken ders Zorunlu olarak ders. okutuluyor. Evet, Ve evet. orada şöyle bir kurgu var. Heh. İşte biz Batı medeniyetindeniz, Batı medeniyeti de Antik Yunan'la başlar. başlar evet. Roma'yla devam Heh. eder. işte Orta Çağ, sonra Modern dönem şeklinde evet. böyle bir Batı medeniyeti kurgusu var. Evet. Ve şimdi en son dönemde de bu Batı, modern Batı medeniyetinin işte eee Judeo-Christian yani Yahudi Hristiyan medeniyeti olduğu şeklinde bir kurgu e, üretilmeye başlandı. Şimdi bu Yunan'dan başlayıp günümüze kadar devam eden bu Batı medeniyeti diye bir kurgu, bu nasıl e, ortaya çıktı? Ne zaman e, ortaya çıktı? Bu bu kurgu aslında 18. yüzyılın son çeyreğinden önce bu manada mevcut değil. Çünkü şey de baktığınızda ondan önce Hristiyanlık çok açık bir şekilde Yunan medeniyetini pagan medeniyet olarak kabul ediyor ve reddediyor. Dolayısıyla bir süreklilik yok yani. Yok. Yani iki tane ayrı şey var. yani. Tabii, hani bir Roma evet. söz konusu olduğunda Roma'nın bir pagan dönemi var. Evet. Bir de Hristiyanlığı, Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etme dönemi var. Konstantin Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettikten bir asır geçmeden Batı Roma İmparatorluğu çöküyor, yıkılıyor zaten. Yani İslam medeniyetini cahiliye döneminden başlatmak gibi bir şey oluyor. Tabii yani. ki. Yani cahiliye dönemiyle... Cahiliye İslam dönemiyle medeniyetin... götür ileriye doğru artık nereye götüreceksin <laughs> yani. yani. E, cahiliye dönemiyle İslam medeniyetini aynı medeniyetin iki ayrı aşamasıymış gibi kabul etmek. Çünkü Hristiyanlığa göre Yunan ve Roma cahiliye dönemi. Evet aynı. Yani e, di, di, dinsiz bir dönem. E, pagan. Pagan peterest, he, evet. pagan e, dönem. Din, yani Hristiyanlığa göre yani Tabii. E, pagan bir toplum Yani Yunan ve Roma zaten... Hristiyanların bütün amacı Roma, Yunan'ı silmek. Evet. Ee, Bunu mesela evet. 18. yüzyılda Gibbon diye çok önemli bir İngiliz tarihçisi var. Decline and the Fall of Roman Empire diye çok mühim evet. bir eseri. Türkçe'ye de çevrildi. Evet. Roma İmparatorluğu'nun gerileyişi ve çöküşü diye. 18. yüzyılda çok net anlatıyor. Medeniyeti Hristiyanlık yok etti. Evet. O kadar. Medeniyet derken Roma medeniyetini Hristiyanlık sıfırladı. Bitirdi yani. Evet. O kadar. Dolayısıyla... Hristiyanlıkla birlikte ortaya çıkan bir düzen yok. Ve yani tabi ama bu kurguda sanki işte Roma Yunan devamı Hristiyanlıkta Roma'nın devamı gibi sanki yeknesak bir bütün medeniyet oluşturuyor halbuki bunlar birbirini silip yok eden şeyler tabii, yani. Birbiri Birbirinin antitezleri. Yok. Antitezleri bir... de değil işte. Evet. Antitez dediğimizde böyle diyalektik bir süreç var sanki. Biri diğerini doğurarak bir süreklilik oluşturuyor, evet. intibası oluşturur Bu toptan reddediyor zaten. Öyle değil, zaten. yok ediyor, sıfırlıyor. Evet. Şimdi bu sıfırlama noktası zaten e, miladi 9. yüzyıla gelindiğinde e, o batı e, Avrupa dediğimiz bölgede hakikaten medeniyet denilecek herhangi bir şey yok. Bakın medeniyet dediğimizde aklımıza ne gelir mesela? Ahlaki bir düzen gelir, ahlaki bir düzen yok. Medeniyet dediğimizde siyasi bir düzen aklımıza gelir, siyasi bir düzen yok Medeniyet dediğimizde hukuki düzen aklımıza gelir. Herhangi bir hukuk yok. Hukuki düzen yok yani. Şeyde e, baktığınızda bir ekonomik düzen akla gelir. Ekonomik düzen yok. Düzen diye bir şey yok. Mesela medeniyet dediğimizde bir ilim sistemi, ilmi birikim. Mesela tıp, hastaneler, kütüphaneler e, aklımıza gelir. Bunların hiçbirisi yok. Sıfır. Hepsi sıfır. Yok gerçekten yok yani. E, dolayısıyla miladi 9. yüzyılda 10. yüzyılda Ulan hiçbirisi yok sıfır. Ne zaman Batı Avrupa'da yaşayan insanlar insanca yaşamayı öğreniyorlar? Müslümanlarla özellikle şeyde Müslümanlarla karşılaştıkları iki önemli bölge var. Birisi İspanya. Yani İspanya diyoruz İspanya değil aslında İber Yarımadası. Endülüs. Evet Endülüs. Diğeri de Sicilya. Evet. Sicilya ve Endülüs'te karşılaşıyorlar ve o karşılaşmayla birlikte... Müslümanlarla alakalı Müslümanlar da çok esaslı şeyler olduğunu görüyorlar. Sonra yine Müslümanların sahip olduğu refah, zenginlik, ilim, irfan gerçekten de ilgilerini çekiyor. Haçlı seferleri başlıyor. Ve sonra Haçlı seferleriyle birlikte bizzat geliyorlar, görüyorlar Müslümanların yaşadığı bölgeyi. Ve bizim Avrupa'da gördüğümüz mesela çok da üzerinde konuşulan diyelim feodal yapı, feodal düzen vesaire. Bunların tamamı şeysi tarihi 11. yüzyıldan geriye gitmiyor. Evet. O feodal yapılar, yani o şeylerin e, bu e, suvarilerin Fransızcası şövalye, şövalyelik dediğimiz e, hadise Haçlı seferlerinin bir Avrupa'ya getirdiği bir şey. O şövalyeler yani atı kullanmayı bilen insanlar, öğrenen insanlar Avrupa'ya döndüklerinde orada kendi tabii şeyde de e, bu ee, İslam dünyasında bulundukları zaman içerisinde aralarında bir network oluşturuyorlar. Ama bu network'ün mesela çok ilginç özelliklerinden birisi, Müslümanlara tanıştıktan sonra bir noktadan sonra tesisi de kabul etmiyorlar. Evet. Tesisi kabul etmeyenler, etmeyen ama Müslüman da olmayan bir insan grubu aralarında ama artık savaşmayı bilen atı artık şey olarak bir e, bir silah olarak kullanmayı bilen insanlar Avrupa'ya geliyorlar. Avrupa'ya geldiklerinde yani döndüklerinde geriye bu dönüşle birlikte bizim feodal sistem dediğimiz sistemin e, şeysini oluşturuyorlar. E, altyapısını oluşturuyorlar. ve Bunlar mesela 18. yüzyıla gelindiğinde bütün bir Avrupa'da mesela Almanya dediğimiz bölgede Hı. yaklaşık 900 tane bunlardan var aile olarak. Evet. 900 civarında aile. Fransa'da ...var. İngiltere'de var. Bütün Avrupa'da. İspanya'nın orada biraz daha özel bir... ...durumu var ama İspanya'yı bir kenara... ...tutacak olursak. Mesela şey... ...parçalanmış, bölünmüş vaziyette... ...İtalya. İtalya'da da... ...yine böyle aristokratların oluşturduğu şeyler var. Küçük küçük şehir devletleri... ...devletçikleri var. Tamamen faodal yapı dediğimiz evet, böyle bir yani şey. Dolayısıyla yani İslam doğduğunda diyorsunuz... ...Batı medeniyeti diye bir medeniyet yok. Yok zaten. Hristiyanlık söz konusu... ...onunla. Mesela İslamiyet doğduğu zaman... Bir Hristiyan teolojisi yok. Yok. Bir Yahudi dini düşüncesi yok. E mesela şeyler söz konusu olduğunda Çin'e gidip Çin'de mesela Konfüçyanizm unutulmuş. İnsanlar terk etmiş. Daha sonra Konfüçyanizmin Çin'de ihyası için Müslümanların Çin'e gidip onlarla irtibat kurması lazım. O Çin'le irtibat kurduktan sonra işte Konfüçyanizm yeniden Müslümanlara bakarak Çinliler kendi geçmişlerini Fark edip Konfüçyanizmi ihya ediyorlar. Evet. Sonradan yine gerçekleşiyor. Mesela Hint e, kültürü söz konusu olduğunda Hint kültüründe mesela şiirler e, Vedaların ve Upanishadların yazılı hale getirilmesi için Müslümanlarla karşılaşması gerekiyor şeyleri. Hocam Hinduizm diye bir din var mı? Hinduizm diye bir din de yok zaten. O da mı Orada, kurulu? orada ya, çok büyük farklı farklı halk inançları var. Bu halk inançlarını İngilizler bak şeyde 19. yüzyılda. Müslümanlara karşı bak siz Müslümanlardan farklısınız. Farkınız Müslüman olmamanız. Şimdi bak aradaki nüans önemli. Buradaki nüans çok çok önemli. Oradaki Hindulara diyorlar ki Hindular dediğimiz yani binlerce ayrı halk inancı. Evet. Aralarında benzerlikler var ama farklılıklar daha fazla. Evet. Hiçbirisinin diğeriyle doğrudan irtibatı yok. İngilizler oradaki Hindulara diyor ki sizin bir tane özelliğiniz var. Müslüman olmamanız. Evet. Negatif bir belirlenim üzerinden, tanımlama üzerinden Müslüman olmayanları Hindu diye bir üst isimle isimlendirip... Bir millet üretiyorlar ha, ve Müslümanlara, bir din inşa ediyorlar. Müslümanlara karşı ha harekete geçiriyorlar. Dolayısıyla... Aslında orada yüzlerce binlerce din var. Din var tabii. Ama Hinduizm diye bir kurgu aynen. üretmişler. Hepsine tek bir isim verip e, sanki hepsi aynı dinmiş gibi... Halbuki çok farklı farklı dinler var yani Hinduizm diye bir din yok aslında. Yok aslında. Tabii. Evet. E... Ya bunu mesela şey çok net anlatır. Ee, bu şeydir. Hudson Smith diye bir evet. adam var. Şey, dinler neydi? tarihçisi. Dinler Hudson, tar Smith. Evet. Hudson Smith. Evet, Hudson evet. Smith. Hudson de Smith değil mi soyadı? Evet evet evet. Mi? Yoksa evet Hudson Smith. Hudson Smith. Mesela evet. o mesela çok kendisi çok açık söyler bunu. Evet. Yani şeyi Hinduizm diye bir dini biz icat evet. ettik diye evet. gururla anlatır yani. Evet. Bunu biz dikkate aldığımız vakit biz öncelikle şunu yani dünya tarihi yazarken soruya sen oradan başladın. İşte aslında demek yani bir taraftan batı diye bir medeniyet icat ediliyor. Öbür taraftan Hinduizm diye bir din icat ediliyor. Ve Çinliler yani, mesela konfüçyenizmi evet. yine Müslümanlarla ilişkisi içerisinde evet. inşa ediyorlar, ihya ediyorlar. Ve onu ihya ederken de Müslümanlardan ciddi şekilde destek alıyorlar evet. kesinlikle yani. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit niye biz e, dünya tarihini İslam öncesi ve sonrası diye ayırıyoruz? Evet. E demek ki bir defa e, İslamiyet sonrasındaki olup biten her şey İslamiyetle irtibatı içerisinde var ve anlamlı. Evet. Buna Yahudilik dahil, Hristiyanlık dahil yani Katoliklik dahil buna mesela şey dahil Ortodoks Hristiyanlığı dahil Şimdi mesela Ortodoks Hristiyanlığı biraz yakından incelediğinde göreceksin. Ee, şeyle birlikte daha Emeviler zamanında e, şeyler, bu Ortodoks Kilisesi'nin çok önemli şeylerinden birisi, alametlerinden birisi kiliselerdeki ikonlardır. Evet. Şimdi o ikonlar da resimler ve şekiller yani orada bulunan yani heykeller vesaire. Şimdi onlar e, ibadet söz konusu olduğunda onlarla irtibat halinde ibadet eder şeyler ortodoks e, Hristiyanlar şey diyor ki bunlara e, yezit zannediyorum yezit ikinci yezit olabilir birinci yezit miydi neyse o yezitlerden birisi şeyin e, emevi halifelerinden birisi bir mektup yazıyor şeye e, Bizans e, kralına diyor ki siz putperes misiniz nesiniz yani ne kiliselerde bu kadar şekil resim ibadet ediyorsunuz falan bunun üzerine bir tartışma başlıyor ama bu tartışmayı harekete geçiren bir şey yoksa bundan dolayı değil. Zaten şeyde farklı farklı bölgelerde Müslümanlıkla tanıştıktan sonra insanlar İslamiyet'teki tevhid inancını dikkate alınca hem teslis açısından teslisi hem de şeyi bütün o kiliselerdeki ibadet formlarını, ikonları vesaire tartışmalı hale getiriyorlar. Ve bunun etrafında yaklaşık 250 yıl civarında süren bir tartışma var, İkonoklazm tartışması diye. Ve bu ikonoklazm tartışması şeyde de İslamiyet'in tesirinin olduğu her yerde ortaya çıkıyor. Mesela ikonoklastlar arasında Protestanlar da var. Hı hı. Yani Protestanlar Katolik Kilisesindeki bulunan o resimlere vesaire karşı şeyde onlar da karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyor acaba Batı Avrupa'daki insanlar? E, Müslümanların camilerine bakıyor ibadethanelerine. E, onları görüyorlar. Gördükten sonra e, ibadethane böyle bir yer olmalı. Yani türlü şekillerin olduğu yer, e, resimlerin olduğu yer e, ibadet alanı olamaz. Galerisi gibi. Tabi olamaz diye düşünüp dolayısıyla ona karşı çıkmaların bir tarafında şey var. E, Müslümanlık var. Şu var tabii. Şunu da altını çizmek lazım. E, hem e, Ortodoks inancı hem e, şeylerin port şeyler, protestanlar ve katolikler söz konusu olduğunda tabii ki onların her birisinin gerisinde yine Yahudilik de, Yahudi kültürü de bir yerde duruyor. Fakat Yahudi kültüründeki bazı unsurlar yani tevhid'i vurgulayan unsurların hatırlanıp etkin olabilmesi için Müslümanların yaşadığı dini pratik, o praksisle karşılaşmaları gerekiyor. Peki hocam o praksisle karşılaştıktan evet. sonra kendi dini geleneklerindeki unsurları alıp onu besleyip büyütüp geliştiriyorlar. Şimdi siz diyorsunuz ki ben bir dünya tarihi yazsam iki döneme ayırırım. İslam öncesi dönem, İslam sonrası dönem. Peki e, bu sizin yaklaşımızı e, benimseyen başka kimler var? E, özellikle Batı söz konusu olduğunda mesela Batılı tarihçilerden e, bu yaklaşımı benimseyen kimse var mı? Mesela şu anda bize işte ilkokulda ortaokulda üniversitede dokuma gibi işte üç tarih dönemi öğretiliyor onu ayrıca el alacağız ama şimdi bu ikili e, tarih tarihi iki döneme ayırma e, iki ana döneme ayırma e, yaklaşımı. E, şimdi bu iki yaklaşım zaten bizim İslam tarihçileri bunu kabul ediyorlar yalnız İslam tarihçilerinde e, İslam İslamı Hazreti Ademle e, başlattıkları için ee, e, dolayısıyla yani İslam aslında yeni bir din değil Hazreti Adem'in dininin ve daha sonra peygamberler tarafından sürekli e, tekrar tekrar insanlara tebliğ edilen dinin Yeniden ortaya çıkışı, e, ihya edilişi, e, aynı risaletin, aynı mesajın yeniden verilmesi şeklinde e, ortaya çıkmış oluyor e, Ama tabii bu ikili dönemlendirme yani İslam öncesi cahiliye dönemi işte İslam sonrası dönemi ikiye ayırıyoruz. Şimdi i̇şte bu söylediğiniz yaklaşımı mesela e, Batı tarihçilerine kabul edenler var mı? Kimler var? Nasıl e, oluyor? İsterseniz biraz bunu e, müzakere edelim. Şimdi e, şöyle söyleyelim. E, bir defa e, bu üçlü tasnif, ilk çağ, orta çağ, <laughs> yakın yeni, çağ. Yak, yeni çağ. Yeni çağ. Evet. Yeni çağ sonra da ona yakın çağ falan ekleniyor. Evet. E, bu Üçlü tasnifin tasnifin ortaya çıkması aslında 19. yüzyılın başı. Evet. Yani 19. yüzyılın başında 18. yüzyılın son çeyreğinde de biraz o belli ölçüde konuşulmaya başlanıyor. Ama ondan öncesinde şey olarak bir üçlü tasnif... E, yaygın olarak diyelim e, kullanılmıyor. Daha spesifik olursak hocam bunu ortaya koyan Selaryus. Şimdi Selaryus aslında e, şöyle söyleyeyim. E, Selaryus onu e, daha uzun olarak konuşabiliriz. Bu e, Selaryus bir Alman e, protestan papazı aslında kendisi e, 17. yüzyılın e, son çeyreğinde eee bir e, tarih diye Latince bir eser yazıyor Üç cilt. Orada bu üçlü tasnifi gerçekten de kullanıyor. İlk defa ama. Evet. Ondan öncesinde öyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bugün Ve, bize hani doğalmış gibi, herkesin kabul ettiği bir tarih anlayışıymış gibi öğretilen bu işte e, işte antik çağ veya işte eski çağ, eee orta çağ, ye, yak, yeni çağ, hani taksimi aslında 17. yüzyılda bir Alman 17. yüzyılın son çeyreğinde de Heh. fakat şu var. Bunu evet. Selerius bunu yapıyor. Yaptıktan sonra kendisi bizzat kendisi tutmuyor yani evet kabul o da, görmüyor. Evet. Evet, o da derk ediyor. Ha o dönemde kabul görmüyor. Kendisi daha sonra 1714 yılındaydı zannediyorum. 1714 yılında tarih 711 mi? 14 bakmamız lazım. Şimdi orada e, şeysi e, kendisi bir Almanca kurtsa Fragen diye bir şey yapıyor kısa sorularla dünya tarihi diye bir eser yazıyor. Orada tutuyor diyor ki dünya tarihi aslında yedi ayrı perspektiften dönemlendirilebilir. Hı hı. Ve bu dönemlendirmelerin içerisinde kendisi e, şeyi üçlü tasnifi bir yere kadar muhafaza etmekle birlikte bu yedi tane ayrı alternatiften birisi olarak bakın. evet itibarileştiriyor, izafileştiriyor. Öyle mutlak manada bir tasnif değil bu. Tabi illaki mutlaka budur dediği deyince bu aslında doğrudur. kendisi de mütereddit. Kendisi de mütereddit. Yani böyle bir teklif olarak bunu alternatiflerden birisi olarak zikrediyor ve yani o kendi eseri birkaç baskı yapıyor. Fakat kendi eseri birkaç baskı yapmakla birlikte bu eserler yazıldıktan sonra 1730'larda İngiltere'de bir dünya tarihi hazırlanıyor. Ya yani Universal History diye. Bu Universal History e, çok şey büyük bir alimler grubu tarafından hazırlanıyor. Bu hazırlanan e, bunu hazırlayan alimler grubu e, dünya tarihini iki döneme ayırıyor. Evet. Birisi ancient öbürü modern. Yani sizden mi örnek aldılar hocam? Ben benden değil tabii ki Müslümanları Müslüman tarihçilerin tarih yaz, tarih yazarken yaptığı ayrımı esas evet. alıyorlar. İki dönem ayırıyorlar. Evet. Hangi iki dönem hocam? İslam öncesi ve sonrası. Evet, bu da ilginç. Gayet açık. Tabi. Yani ama şimdi bunu anlamak için bizim önce e, niye böyle bir şey yapılmış? Önce bunun ne olduğunu e, şeyle e, seyircilerimizin görmesi açısından bizim o görsellerimizden bir evet. numaralı görseli e, arkadaşlarımız evet. koyarlarsa. Hı. Onun üzerinden daha e, daha şey yapalım, e, konuşalım. Bu e, şeyde e, 1744 yılında evet. e, gösterdim arkadaşlarımız. Evet. Onlar gösterilir hocam. Evet. Söylerim. Şimdi burada en universal history from the earliest accounts of time to the present. Burada bu 1744 yılında. Hazırlanmış olan bir dünya tarihi. Tam 54 ciltlik, bir 62 ciltlik bir dünya tarihi. Evet. Ve bu dünya tarihi Avrupa'da yazılmış mesela Selyus'un dünya tarihine baktığınızda orada aslında dünya tarihi olmaktan daha çok mesela o ayrımları yaparken kendisi kendisi Alman papazı, protestan papazı Alman krallarını ön plana çıkararak onlar üzerinden bir hikaye anlatmaya çalışıyor. Evet. Yani çok açık yani e, çok şey bir e, bir protestan gayreti var. Evet. Açık bir şekilde onu görüyorsunuz yani. Ciddi protestan gayreti var ve bu e, protestan gayretin içerisinde e, şeydi ki e, Roma İmparatorluğunu merkeze alıyor ve Roma İmparatorluğunu merkeze alırken de e, Doğu Roma'nın e, Batı Roma İmparatorluğunun yıkılışını Esas alıyor ama orada da zaten bir belirsizlik var. Evet. Mesela eserin birisinde tutuyor diyor ki bu Roma İmparatorluğu'nda şey Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesini esas alacağım diyor. Sonra başka bir şeyisinde yazısında diyor ki yok konu değil de ben şeyi Roma İmparatorluğu'nun çöküşünü esas alacağım. Evet o şeyin Orta Çağ'ın başlangıcı olarak diyor. E diğer taraftan Yeni çağın başlangıcı söz konusu olduğunda işte Bizans İmparatorluğu'nun yani Doğu Roma'nın yıkılmasını yani orta çağın bir şeyi son olarak kabul edip işte ondan sonra modern dönemin başlangıcı olarak bunu esas alacağım diyor. Fakat mesela şeyle 1453'te Bizans yıkılmadan diyelim 100 yıl önce dünyada ne vardı da ee, şeyde Bizans yıkıldıktan sonra yani Osmanlı devleti orayı e, fethettikten sonra insanların hayatında esasa müteallik ne değişti de hı hı. yeni bir çağ ortaya çıktı. Bununla alakalı hiçbir söylediği hiçbir şey yok. Evet. Yok sıfır yani. Hiçbir şey yok. Şimdi ondan önce başka bir Hollandalı yazar var. Hollandalı yazar belirli bir e, şeyle bir tarih kurgusu var onda da. O da 1670'lerde yazıyor eserini. Ondan öncesinde de yazdığı yine bir şey var. Bir dünya tarihi denemesi var. O yedi ayrı kitapta dünya tarihi yazıyor. Fakat onun dünya tarihinin çok ilginç bir başlığı var. Ne diyor? Historia Mundi miydi? Öyle bir şey. Latince bir tarih ve onu şey yapar ki historia universalis galiba evet historia universalis civilis et naturalis naturalis et civilis yani tabii ve tabiatı tabiatın ve medeni dünyanın yani insanların oluşturduğu hayatın tarihi olarak şeyi iki kısma ayırıyor sonra orada kozmolojiyle insanlığın insanlığın tarihini bir bütün olarak ele alıp bütün olarak anlatmaya çalışıyor ve son üç kitabı da historia civilis kısmına yani onun anlattığı bölüm tabi mesela bunların da arka planını konuşmamız lazım evet. ne demek natur ve naturalis et civilis ne demek bunların arka planında gerçekten de şey var öncesinde Batı Avrupa'da Hristiyanlıkta e, natur ve sivilist historia, naturalis et Sivilis ayrımı yok. Bu ayrımı kim e, yapabilir? Müslümanlar yapabilir. Müslümanların da e, daha önce konuştuğumuz bir konu vardı, malum. Allah'ın yarattığı haliyle varlıkla insan fiillerinden oluşan varlık diye iki bir ayrılı, iki bir ayrım vardı, malum. Tam bu ayrımı esas alan bir tarih kurgusu. Hı hı. Aslında bu şeyin e, Hollandalı e, yazarın. Ee, onun adını e, ara verdikten sonra ben onu söyleyeyim. Şu anda aklıma gelmedi. Hatta onu bulmam lazım. Evet. Onu bulayım da Şimdi adını da bu, söyleyeyim. Eee şeyde hani farklı farklı tarihler yazılıyor ve o dönemde farklı farklı dönemlendirmeler e, yapılıyor. Ama hani e, işte Selarius bile hani ilk defa bu üçlü taksimi ortaya attığı halde yani kendisi de mütereddit. Kendisi de mütereddit ee, ve kabul görmüyor. Ve kabul görmüyor. Evet. Zaten. Şeye ve, kadar kabul görmüyor. Evet. Yani 100 yıl geçiyor. Evet. 100 yıl sonra, hı hı. E, yani 19. yüzyılın başında. Evet. E, bir gayret söz konusu oluyor O zaman. O gayrete evet. gelmeden önce biraz daha içerik olarak şeye bakalım istersen. Evet. Evet. Bu 18. yüzyılda yazılan tarihlerin içeriği. Yani dolayısıyla bu üçlü taksim öncesi döneme biz biraz eğilelim. Yani Üçlü taksim öncesi dönemde dünya tarihi, Avrupa tarihi nasıl dönemlere e, ayrılıyordu? Şimdi biraz önce bahsettiniz. Yani e, İngilizler tarafından böyle bir komisyon kuruluyor ve komisyon tarafından kurulan çok geniş bir dünya tarihi yazılıyor A, ve Batı Avrupa'da ciddi evet. alınacak ilk e, ha, ilk dünya, dünya tarihi. tarihi. Evet. Yani Batılar ilk defa dünya tarihi yazıyorlar. Evet. Yani daha Gerçek önce böyle bir dünya tarihleri yok. Evet. Geniş manada kapsamlı dünya tarihi yazıyorlar. Yani bütün insanlığı dikkate evet. alan alıntıları. Tabii, tabii oradaki emperyalizmle ve Batı'nın gelişmesiyle de ciddi bir irtibatı. Hayır, bence onunla alakalı e, değil. Söz konusu Bak, olabilir. Bak, onunla alakalı değil. Onu Neyle söyleyeyim alakalı sana. hocam? Bir defa o günkü şeyle dünyanın gerçekliği. Şeyde eğer siz o günkü dünyanın tarihini yazarsanız başka şekilde yazamazsınız. Niye? Yani. Daha bu 1740'larda dünyada üç tane büyük devlet var hala. Evet. Üç tane büyük devlet var. Hı. Birisi e, şeyde Hindistan'da Babür devleti, hı hı. E, İran'da şey Safaviler, Safaviler, Safaviler şeyde de Osmanlı. E, Osmanlı Batı. Yani Osmanlı Batı. Evet. Safaviler ortada ve en doğuda da Babür. Babür. tane en büyük Hah. dünya imparatorlukları. Ve aynı yıllarda mesela şeye gittiğinizde, Çine gittiğinizde, Çinde hala Moğollar. Hakim. Evet. Çine. Orta Asya söz konusu olduğunda Ruslar henüz Orta Asya'da etkin durumda değiller. Tabii. Orta Asya'da hala güçlü bayağı evet, yani evet. Müslümanların orada Türklerin tayin edici bir konumu var. Dolayısıyla Hindistan zaten o zaman hani Müslümanların e, tabii ki, ve Türklerin yönetiminde tabii, zaten. Ha yani şimdi Hı. baktığımızda o günkü dünyanın mesela İngilizler henüz bir imparatorluk falan değil. Tabii. Piyasada henüz, yoklar henüz yani. Ha, henüz Amerika Birleşik Devletleri diye bir yer henüz yok. Evet. Henüz şey Latin Amerika dediğimiz bölgede bir devlet düzeni falan yok henüz. Oralarda şeyler Portekizliler ve şeyler İspanyollar oradaki insanları katletmekle, Hı. zorla Hristiyanlaştırmakla, özellikle yerüstü zenginliklerinde oradan toplayıp Hı. kendi memleketlerine taşımakla meşguller. Hı. Şeylerde e, Kuzey Amerika tarafı söz konusu olduğunda oraya giden yerleşimciler de henüz oraya yerleşmekle Hı. oradaki asıl yerleri adım adım katletmekle meşgule. Dolayısıyla yani e, o dönemin en büyük gücü İslam. Dünya demek İslam zaten de, Müslümanlar evet, demek. Yani zaten medeni dünya demek, coğrafyasını zaten Müslümanlar e, tabii. E, yönetiyorlar. Oluşturuyor zaten. Hindistan'dan Balkanlara kadar ha, bölgeyi. Siz... Evet. İşte o dünyanın tarihini yazmak istediğinizde, onu zaten şeyler çok açık söylüyor. Dünya tarihini yazan insanlar çok açık söylüyor. Diyorlar ki, onu buradan hı hı. E, okurum ben. E, söyledikleri şey şu, şu, bu söylediğim şeyler aslında bu, e, bu dünya tarihi kitabının modern part kısmının baş kısmını anlatırken e, bunu e, gerekçelendiren tarihçilerin yazdığı şeyler. E, dolayısıyla. Onu gerekçelendirirken şey yapıyor. İki numaralı e, görseli arkadaşlarımız evet. e, gösterirlerse Orada, bu da hani nasıl modern part. İslam öncesi ve modern diye e, tarih dünya tarihi ikiye ayrıldığını görmüş oluyoruz. Evet burada. Yani modern dönem dedikleri İslam'ın ortaya çıkışıyla evet, ondan başlayan dönem. Onu gösterdikten sonra üç numaralı e, görseli hemen evet. paylaşalım. Yani i̇ki numaralı görsel sonra da üç numaralı evet, görsel. Evet şimdi e, üç e, numaralı Görseli e, görüyoruz. Burada the modern part of uh, of the universal history, bunun basıldığı tarih e, 1759. Evet. Sonra e, 4 numaralı görsele geçiyoruz. Şimdi 4 numaralı görselde, bakın ne diyor bakın, bu modern history being a continuation of the universal history, book one, chapter one. Nasıl başlıyor? The life of Muhammed. Evet. Onunla başlıyor. Ve söylediği şey şu. Bakın. No person celebrated in history has perhaps been considered in more different lights than Muhammed. The legislator of the Arabs and the founder of the Muslim power. Şimdi e, ilginç olan şey. Bakın siz şeyde yaşamıyorsunuz. Müslüman memleketinde yaşamıyorsunuz. Mm -hmm. Bu cümleyi söyleyen insanlar İngiltere'de yaşıyorlar ve İngiltere'de yaşayan insanların hakkında en fazla konuştuğu insan kimmiş? Muhammed Aleyhisselam. Değil mi? Hazreti Peygamber. Ne alaka var diyeceksiniz. Yani ifadeye bakın. No person celebrated in history has perhaps been considered in more different lights than Muhammed. Yani Hazreti Peygamber hakkında en fazla tartışma Hazreti Peygamber hakkında yapılmış. Nerede yapılmış bu tartışma? İngiltere'de. Evet. Avrupa'da yani Batı dünyasında. Batı dünyasında insanların Hakkında en fazla konuştuğu, tartıştığı farklı cihetlerden konuştuğu insan Hazreti Hı. Peygamber. Yani dertlerini niye acaba konuşuyorlar? Dertlerini. Evet. Yani kendilerini ilgilendirmese niye ilgilensinler ki? Evet. Yani niye mesela Buda hakkında tartışmıyorlar? Konfüçyüs hakkında tartışmıyorlar. Hazreti Musa hakkında tartışmıyorlar. Evet. Ne bileyim. Yani başka bir sürü isim sayabilirsiniz. Evet. Ama Peygamber Efendimiz söz konusu olduğunda. Bak ifade şu bak devam ediyor. Some Christian writers have represented him as an odious impostor, contemptible for his defects both of body and mind and a man of the most dissolute morals. Bakın some Christian writers. Some biliyorsun çokluk mu ifadeler azlık, azlık mı? Yeah. Some. Cüzdiyat bir küllü yani evet. az bir şey. Bazı sınırlı sayıda Hristiyan yazar. Mm Hazreti -hmm. Peygamber hakkında kötü şeyler anlattı. Kötü şeyler yani çok ahlaksız efendim çok şeyde e, sahtekar olarak vesaire takdim ediyor ama some Christian writers çok şey evet, açık evet. ifade. Evet. Ama bak ne diyor others yani Hristiyan gayreti gütmeyen aydınlar geri kalanlar yani. Hı, daha objektif olanlar. Ha, others söz konusu olduğunda others, others öyle az, az ifade eder mi ya azlık ifade etmez. Geri kalan yani çok çok sayıda çok fazla. Others on the contrary have not scrupled to pronounce him one of the most eminent legislators that ever appeared in the world. Hmm. Sen İngilizce. Evet. Şimdi kullan tercümet de bari. Yok, gayet güzel hocam. Yani <laughs> hayır tercümesini sen yap bari. <laughs> yok. De bak söylediği evet. şey şu. Hmm. Have not scrupled, scru scrupled hmm. to pronounce him one of the most eminent legislators that ever appeared in the world. Yani dünyada ortaya çıkmış en önemli evet, kanun, koyucu. kanun koyuculardan birisi olarak evet. ele aldılar. Yani Plan bazı, bazı Hristiyanlar evet. onu hani eleştirseler bile ama çoğunluk onu dünya tarihinde gelmiş geçmiş en, en önemli, büyük he, en büyük kanun tarih, koyuculardan. Kanun. Devam ediyor bak. Evet. Adorned with the finest intellectual endowments. Evet. Yani entelektüel kabiliyetleriyle donanmış vaziyette en evet. e, üstün düzeyde entelektüel hı. kabiliyetlere donanmış rendered maimable still by the practice of every social virtue. Hı hı. Bütün e, toplumsal erdemleri en güzel şekilde insanlara öğreten bir özellik. Hı. En güzel öğretme. Hı. Yani. Yani güzellikleri, hayrı, iyilikleri insanlara en güzel şekilde kim öğretir sorusunun cevabını E Hazreti hı. Muhammed bunu yaptı hı. diyorlar yani. Hı. Hı. Böyle görüyor Hristiyan şeyler. Batılı yazarlardan bahsediyor. Böyle böyle görüyorlarmış. Ee, bu kitabın sponsorunu da belirtirsek hocam iyi olur. And, yani. and equally famous for his vast capacity and excellence of his institutions. Diğer taraftan e, onun geniş kapasitesi, kabiliyetleri ve aynı zamanda iyi, kurduğu müesseselerin de şeyisi. E, yani çok, ne diyelim? Çok güzel müesseseler kurdu. Evet. Yani. Excellence ne demek işte? E, muhteşem, mükemmel, evet. harika yani Harika mükemmel kurumlar arasılar kurum kurumlar evet, evet. oluşturuyor. Şimdi ve bu kitap da yani kraliyetin emriyle yazılmış, e, tabii ki. kraliyet tarafından bastırılan e, tabii. İngiltere devlet Kraliyeti diye yani İngiltere devleti tarafından, krallı tarafından ki, tabii ki. basılan bir kitapta böyle yazıyor. Yani. Evet. Ve bu e, kitap şimdi şimdi bunu e, dikkate aldığımız vakit e, şey de e, yani burada e, ilginç olan noktalardan birisi e, bu e, kitabın şeysinde e, baş kısmında ha, bu şeyi hazırlarken e, nasıl hazırlamışlar diye insanın aklına geliyor tabi. Yani. yani acaba kafadan mı attılar? Ne yaptılar? i̇nsanın hmm. aklına gelen şey. Kitap yani. Tabi. E, i̇lginç olan noktalardan birisi bu. İnanılmaz çok e, Arapça kaynak kullanmışlar. Hmm. Çok fazla. Kendileri de hemen şey yapıyor. Bakın şeyde 5.1 e, numaralı görseli arkadaşlarımız e, paylaşırlarsa, ekrana yansıtırlarsa orada e, kullandıkları kaynakların bir kısmının isimlerini söylüyor. Bak hangi isimleri kullandık şey yapmış. El Hudayi, hmm. Şerif El İdrisi, El Beydavi, Ezzemahşeri, İbnül Esir, İbni Şam, Ahmet bin Yusuf, Ebu Nazar, El Beyhaki, El Cerrah, El Hafız, Maksum, İbn e, İbni Halecan, Rüstem El Mevlevi, El Bukhari, Celaladdin Ahmet İbni Yahya, El Firuz Abadi, İbni Şehne. Devam ediyor liste. Evet. Şimdi bunların hepsi bak çok önemli şeyler. Cevheri, Vakidi, Gazali. Şimdi bunların metinlerini evet. Yani bunları ezberden yazmamışlar. Kesinlikle. Yani. Bizzat Arapça kaynakları inceleyerek. Bizzat Arapça kaynakları ee, Yazmışlar yani. Ve şimdi işin ilginç olan tarafı başka bir şey. Bir de şeyler bunlar genel entelektüel olarak beslendikleri alimler. Bilgi kaynağı olarak kullandıkları alimler. Bir de bunun şeysi var. Doğrudan kullandıkları tarihçilerin isimlerini veriyor. Bir sonraki yani 5.2 numaralı. Hı. Hı -hı. görseli arkadaşlarımız gösterirlerse, Hı -hı. orada e, söylediği şey, bakın ne diyor? Orada e, Müslüman tarihçilerin isimlerini veriyor. Bak Ebu Cafer taberi evet. Kemalettin el-Armuni, el-Mekin, Ebu'l-Faraj İsmail, Ebu'l-Fida İbni Şihne. Hı -hı. Yani şu anda şöyle, şöyle söyleyeyim, belki İslam tarihiyle iştigal eden insanların bir kısmının adını bile bilmediği Müslüman tarihçiler. Evet ve 18. yüzyılda bu kraliyetin kurmuş olduğu komisyon bu kaynaklara dayanarak dünya tarihini yazıyor ve dünya tarihini ikiye bölüyor. Bir İslam'dan önceki dönem, klasik antik dönem, İslam'la başlayan dönemde de modern dönem. Onun adına ancient diyorlar onu. Ancient işte. Ancient and modern. Evet, ancient yani e, antik, e, klasik dönem ve modern dönem. Modern dönemde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla e, başlatıyorlar. Şimdi ilginç evet. olan taraf dediğim gibi bunu fakat şeyde bütün bir dünya tarihi konseptine bakıyorsunuz. Evet. Dünya tarihi e, alemin yaratılışıyla başlıyor. Alemin nasıl yaratıldı? Hı -hı. Onunla başlıyor. Hatta baş kısmında e, şeyin e, Allah'ın birliği evet. işte alemi nasıl yarattığı Hı -hı. E, işte Allah'la alem arasındaki irtibat yani normal mesela Taberi'nin tarihini okursanız, Mesudi'nin tarihini okursanız oradaki içeriğin benzeri şekilde hı hı hı. onları da dikkate alarak böyle teolojik bir boyutu da olan ama teolojik derken yani kozmolojiyi de belli ölçüsünün evet. içerisine katan ama bunu tam da Müslümanların yaptığı şekilde yapan bir konsepti var. Bütün tarih konseptinin. Evet. Şimdi buradaki şey de bir husus yani zaten ben bunu gördüğümde şaşırmıştım bu dünya tarihini. Ya nasıl oluyor da böyle Taberi'den, Mesudi'den daha bizim bütün o İbn-i Lesir'den vesaire bildiğimiz tarih e, kurgusu taşıya kadar. Bak Diyarbakırlı evet. Paşa'nın 1895'te yazdığı tarih de böyledir yani. Evet. Bak bizde 1895-96 Diyarbakırlı Sayit Paşa dünya tarihi evet. yazıyor. Dünya tarihi yazdığı dünya tarihi bunun benzeri yani. Evet. Öyle şey değil, çok farklı değil. Şimdi daha doğrusu bunlar zaten yani Müslüman tarihçilerin tarih yazımını örnek almışlar. Örnek almışlar, evet. üstleniyorlar zaten. Çünkü bu tarih yazımında iki husus önemli. Bir bu dönemlere ayırma meselesi ki bu masum bir şey değil, bu hem ideolojik, siyasi, hem fikri temelleri var. Yani rastgele dönemlere ayrılmıyor. İşte biraz önce konuştuk mesela şu anda hakim olan bir üçlü dönemlendirme var. Bu da mesela bize eğitim sistemimizde sanki objektif hakikatmiş gibi ve tüm tarihçiler bunu böyle kabul ediyormuş gibi öğretiliyor. Halbuki şunu e, görmüş oluyoruz yani bu 18. Yüzyılda ortaya çıkan bu dü, dü, dünya tarihini üçe ayırma yaklaşımı aslında daha önceki dönemde e, uygulanmayan bir yaklaşım ve yani bu özellikle işte sizin bu e, bahsetmiş olduğunuz yani evrensel his, tarih yani dünya tarihi e, İngiltere'de yazılan tarihi ikiye ayırıyor. Tabii buna benzer başka örnekleri de inşallah tekrar e, gündeme alacağız. Ama burada bu tarih yazımında ilginç husurlardan bir tanesi de ilk bölümün nasıl yazılacağı. Yani dünya tarihi nereden başlatacağız? Nasıl e, başlatacağız? Bu çok önemli. Mesela henüz bir evet. evrim fikri yok. Evet. Efendim normal şey de Allah alemi yarattı. Evet. Hazreti Adem'i, Hazreti Havva'yı evet. yarattı. Sonra evet. adım adım yavaş yavaş bütün evet. bir evet. tarihi i̇şte, akış. İşte 19 1900'le beraber o bu evrim düşüncesinin ortaya çıkışıyla beraber ve ateizmin, materyalizmin ortaya çıkışıyla beraber Hazreti Adem'i devre dışı bırakıp Cenesis'i devre dışı bırakıp yani onun yerine e, materyalist perspektiften bir dünya tarihinin ilk bölümü yazma e, düşüncesi ortaya çıkıyor ve şu anda da bu dünya tarihine dair eserlere baktığımızda yani bunlar tam materyalist bir perspektiften ve evrimci bir perspektiften yazıldığı için e, dünya tarihini bu şekilde e, başlatıyorlar. Sonra da işte bu üç döneme ayırma e, işte a, e, eski çağ, orta çağ, yeni çağ şeklinde. Evet, bu e, İngilizlerin yazdırmış o yani daha doğrusu kraliyetin e, e, finanse edip yazdırmış olduğu bu dünya e, tarihi ile alakalı olarak başka paylaşmak istediğiniz bir şey var yani, mı? Tabii şöyle bir şey aklımıza gelebilir. E, yani İngilizler dediğim gibi o dönemde e, öyle bugün olduğu gibi etkin bir millet değil. Bugün de gerçi tabii. biraz geri plana düşmüş vaziyette ama. Evet. Ee, şeyde mesela bir 19. yüzyılda 20. yüzyılda İngilizler çok şeydi Tabii. etkindi yani birinci dünya Abi sonrasında e, toprakların üzerinde güneş batmıyordu yani. e, İngilizce şu anda dünyanın en e, etkin dili hı hı. en fazla kullanılan evet. en fazla kullanılan demeyelim ama en etkin e, iletişim vasıtası o yönden, yani evet önemli evet. fakat bu kitabın yazıldığı dönemde e, İngilizce öyle değil Evet. Ya İngilizler henüz fish and chips'le geçiniyor <laughs> <Bu> dönemde. <laughs> evet. Yani fish hep var da balık. Evet. Chips'in evet. e, olması için Amerika'nın keşfi gerekiyordu. <laughs> patates gelmesi için. O dönemde henüz sadece ha. balıkla e, Balık e, ve patates. Evet. Yani onunla geçinen insanlar ve ticaret, bir <laughs> ticaret yapan bir millet henüz askeri becerileri, kabiliyetlerini falan göstermiş değiller yani. Öyle çok fazla şey yok. Her ne kadar Tabii ki o yüzyıl savaşlarında falan e, Fransızlarla aralarında böyle birbirlerini şey yapacak şekilde Hı -hı. E, yetiştirecek şekilde çatışmalar oluyor. Evet. Onları bir temrin gibi yani hakikaten de Hı -hı. o çatışmalar içerisinde Fransızlar da e, İngilizler de belli ölçüde savaşmayı vesaire Hı -hı. öğreniyorlar tabii. Şimdi o tarafları var ama henüz dünya üzerinde etkin bir güç değil. Evet. Ne Fransızlar ne İngilizler ne Hollandalılar ama ticaret yapıyorlar. Yani. O ticaret yapmaları söz konusu olduğunda da orada mesela Osmanlı Devleti'nin sağladığı imtiyazların çok tayin edici bir yeri var. Evet. Yani biz bunları hep ihmal ediyoruz da öyle şey söz konusu olduğunda e, niye İspanyollar ve şeyler Portekizliler e, şeyi Hindistan'la ilgili Hindistan'a giden yolu Ümit burnunu dolaşmayı başardılar. Kaldı ki şimdi işin ilginç tarafı zaten Ümit burnunu dolaşmalı sürecinde Onlara mesela bir Türk kaptanı yol gösteriyor. Evet. Yani oraları yine bir Türk kaptan muhtemelen Ali Reis o işi yapıyor. Ve onlara o yolu gösteriyor. Yoksa şeytel Portekizlilerin, Hollandalıların falan bildiği bir şey yok. Diğer taraftan şu taraf da çok çok önemli. Yani Portekizliler ve Hollandalıların, Hollandalılar diyorum Portekizliler ve İspanyolların gemilerine kaptanlık yapanlar Portekiz veya İspanyol değil İtalyan. Niye İtalya? E çünkü İtalyanlar Osmanlı Devleti ile çok yakın irtibat halinde oldukları için o dönemde özellikle Venedikli ve Cenevizliler Karadeniz ticareti üzerinden ve Müslümanlarla, Müslüman gemicilerle o Müslüman gemicilerin sahip olduğu bilgilere, imkanlara belli ölçüde sahipler. Öyle olduğu için haritalara sahipler, mesela dünya haritası vesaire gibi pusula kullanmayı biliyorlar vesaire. Ama bunlar şeyler ee, İtalyan e, gemiciler bunlar, kaptanlar. Mesela Christopher evet. İtalyan. Aynı şekilde diğer o şeyleri de ee, o e, tırnak içerisinde o keşif falan denen şeylerde kaptanlık yapanlar ilk kaptanların hemen hepsi İtalyan. Evet. İtalya'dan Portekizlilerin hizmetine girmiş veya İspanyolların hizmetine girmiş insanlar. Evet. Şimdi bunu e, dikkat aldığımız vakit yani o zaman şeylerin Portekizlilerin ve İspanyolların deniz aşırı faaliyetlerinin bilgi planındaki arka planda yine İslam medeniyet birikimi teşkil ediyor. Evet. Yani onun da bizim farkında olmamız lazım. Şimdi e, dolayısıyla şeyle alakalı, İngilizlerle alakalı şunu ifade edelim. İngilizler e, ve İngilizce o vakitler bir dünya dili değil. Evet. Yani üstelik İngiltere'de bile o vakitler İngilizce mesela Buckingham Palace'da konuşulmuyor. Ne konuşuyor hocam? Fransızca konuşuyorum. Neden? E Çünkü adamlar Fransa yani Avrupa kökenli yani e, şeyli Hanover taraflarından oraya geçmiş. E, esas itibariyle Avrupa kıta Avrupa'sındaki aristokrat ailelerden bir aile. E, İngiliz e, kraliyet e, kraliyet konumunu vitesine alıyor öyle diyelim ve. Kendi aralarında aristokratlar bütün Avrupa'da olduğu gibi hı hı. E, İngiltere'de de Fransızca konuşuyorlar. Evet. Hatta ben bazen bunu şeyde anlatırım da hatırladığımda da bana ilginç, öğrendiğimde bana ilginç gelmişti. Mesela Birinci Dünya Savaşı esnasında e, Almanya İmparatoru'yla İngiliz Kralı e, aslında teyze çocukları falan gibi bir şey, akraba yani. Evet. Yani İngiliz Kralı Almanya İmparatoru ve bunların halkları birbirleriyle savaşıyor ama kendileri akraba. Evet. Bu çok ilginç bir şeydir yani. Bunları biz yani o bütün o dünya tarihiyle alakalı konuları e, müzakere ederken bunun nasıl mümkün olduğunu, bunun arka planının ne olduğunu falan da araştırıp görmemiz lazım. Bunları görmediğimiz vakit gerçekten Avrupa tarihini de anlamakta zorlanırız. Yani bütün o aristokratların Toprak sahibi, o mülkiyet sahibi, toprak mülkiyetine sahip olan insanların neler o? Neyse, bu ayrı bir konu. Tabii aslında buradaki yani esas konumuz, e, yani bu batıda dünya tarihi yazımı nasıl bir e, değişime uğradı. E, i̇şte ilk başta hani dünya tarihini iki döneme e, ayıran bir yaklaşım var ve bu e, iki dönemden işte, İslam öncesi ve sonrası diye yani Peygamberimizin doğumunu, İslam'ın ortaya çıkışını yani dünya tarihinde yeni bir dönemin açılışı olarak görüyorlar ve o dönem e, hala devam ediyor. E, bir şekilde e, görüyorlar. E, peki bu bahsettiğimiz kitaptan sonra buna benzer başka ne gibi eserler i̇şte, e, ortaya çıkıyor bunu, onları konuşalım hocam. Bunu, bu, bunu ben dikkate aldığımda zaten şu soru hı. aklıma geldi. Dedim ki ya ya tamam İngiltere'de böyle bir dünya tarihi yazılmış olabilir. Ama hı hı. bunun temsil gücü Yüksek olmaz. Niye Hı -hı. yüksek olmaz? Çünkü İngilizce yaygın bir dil değil. Herkes evet. bunun bu kitapların muhatabı evet. değil. Bir de entelektüel bir dil de değil o zaman. Değil dönemde. o vakitler evet. Evet. evet henüz değil yani. Şimdi o zaman Fransızca tabii çok önemli çok yaygın evet. bir dil. Hatta şey bile o dönemde e, Alman e, kralı e, şey 2. Friedrich Prusya kralı e, şey yapıyor hatta dalga geçiyor şeylerle kendisi Fransızca konuşuyor zaten. Etrafındakilere diyor ki ben atımla sadece e, Almanca konuşurum diyor yani. Almanca böyle çok evet. sıradan bir dil. Dolayısıyla Fransızca varken başka dil konuşulmaz. Evet. Aristokratlar öyle. E, o zaman e, şu soru insanın aklına geliyor. Eğer bir dünya tarihi Fransızca telif edilmemişse şayet, hı hı. E, o zaman o günkü anlamda e, piresiz, temsil gücü olmaz. Ha, temsil gücü yüksek değil. Yani. İşte o noktada bakınca Fransızca olarak baktım. Fransızca olarak da bir dünya tarihi var. İstihak universal diye. Evet. Ama ondan önce bir şey söylemem lazım. Şimdi bu ancient and modern ayrımı yapıldıktan sonra modern dönem tam 44 cilt. Evet. Bu 44 cildin tam 20 cildi. Doğrudan İslam tarihi anlatıyor. Evet. Yani her birisi yaklaşık bir 550-600 sayfalık bir kitap. Bu ne demek? 10 bin sayfa yani 20 bin sayfalık veya 25.000 sayfalık bir dünya tarihinin tam 20 bin sayfası İslam tarihine ayrılmış. Yani siz bu kitapları okuduğunuzda bir dünya tarihi öğrenmek isteyecek olsanız İslam tarihini öğreniyorsunuz. Evet. Zaten... Ve bunun mesela 350 sayfası falan doğrudan Peygamber Efendimizin hayatına tahsis edilmiş evet. bir siyer kitabı. Evet. Yani Şöyle ben bazen bunu öğrencilere anlatırken öyle diyorum. Şaşıp yanılıp İngiltere'de 18. yüzyılda yaşayıp ben aydın olmaya karar e, verseydim, verseydiniz, yani 350 sayfalık bir siyer kitabı okumak zorundaydınız aydın olabilmek için. Evet Çünkü o esnada dünyada hakim olan güç e, İslam, işte e, doğuda Babürler var. Evet, evet. İran'da Safeviler var, Batı'da e, Osmanlılar var ve bu da o günün tarih yazımına doğrudan yansıyor. Ama işte e, burada programımızın ha. birinci kısmını e, tamamlamış olalım hocam. İnşallah kısa bir ara verelim. İkinci aramızda da Fransa'da yazılan Dünya Tarihin'i konuşalım. Kıymetli seyirciler, e, programımızın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Kıymetli seyirciler, e, Açık Medeniyet programımızın ikinci bölümüne tekrar e, hoş geldiniz. Bu e, bölümde bir önce bölüm bir önceki bölümde başlamış olduğumuz e, e, müzakereyi devam ettireceğiz. Dünya tarihi Batı'da nasıl yazılıyordu? Batı tarihi ve dünya tarihi kaç döneme ayrılıyordu? Günümüzde e, hepimize eğitimimiz boyunca öğretilen bir üçlü tasnif var. Eski çağ, orta çağ, yeni çağ e, tasnifi, e, tarihi, hem Avrupa tarihini, hem İslam tarihini, hem dünya tarihini bu üç döneme e, ayırıyoruz. E, ancak bu müzakeremizde, bu tartışmalarımızda şu ortaya çıkıyor ki, e, bu üçlü e, tasnif, e, modern dönemde, e, 18. 19. yüzyılda ortaya atılan bir kurgu evet e, ve herkesin de kabul ettiği bir, Kurgu değil. Şimdi biz bu üçlü tasnif kabul edilmeden önce Batı'da Batı tarihi, Dünya tarihi kaç döneme ayrılıyordu, nasıl ayrılıyordu? Bunun üzerindeki tartışmamıza devam edeceğiz. Buradaki maksadımız yani bu üçlü tasniften önce insanlar tarihi nasıl tasnif ediyorlardı, özellikle Batılı tarihçiler bunu nasıl yapıyorlardı? Tabii İslam tarihçileri de inşallah müzakeremize dahil olacak. Burada yani amacımız şunu göstermek: Tarih farklı dönemlerde farklı şekillerde tasdif ediliyor, farklı periyotlara ayrılıyor. Dolayısıyla böyle objektif, evrensel, genel geçer, herkesin kabul ettiği bir tarihi dönemlendirme söz konusu değil. Hem insanlık tarihi, hem medeniyetlerin tarihi tartışmalı bir şey farklı farklı dönemlere e, ayrılıyor. Evet Tahsin hocam. Ama bu bu aslında ee, evet. Bu aslında senin söylediğin hı. önemli ama bu bizi izafi dönemlendirmen izafi olduğu anlamına gelmemeli. Evet. Onu öyle bir kanada götürmemeli. Hakikat diye bir şey var. Evet. Yani o hakikati dikkate aldığımız vakit hakkaniyetle tarihi e, e, inceleyecek olursak o tarih bize kaç döneme ayrıldığını bize kendisi gösterir zaten. Evet inşallah. Onu zaten ben size sordum. Hani evet. Işte sizlerin tarihi yazsanız kaça kaç dönem ayırırdınız? E, i̇ki dönem ayırdım e, demiştiniz ve ama şunu görüyoruz ki yani bu iki dönemi ayırma fikri sadece size has değil. Sizden önce sizi kopyalamış bazı insanlar. Yani. <laughs> Değil mi yani? Mesela İngilizler sizin gibi düşünüyorlarmış. <laughs> 17. yüzyılda işte bir eser ortaya koyuyorlar. Latife dünya... latife yani. Bunu evet. Hemen. <laughs> evet. Dolayısıyla hani işte dediğiniz gibi bir hakkaniyet var. Hani Dünya tarihini objektif olarak ele aldığımızda hani ikiye ayırma noktasına. Bak nasıl temellendiriyorlar buradan okuyayım he, o evet, İngiliz tarihçilerin evet, neden böyle yapmışlar? Evet. Evet, dedi, bak okuyayım ben şimdi okuyayım İngilizcesini. Evet. Sen onu Türkçeye çevir. Benim İngilizcem o kadar kuvvetli olmuyor. Yani, yani yani yani. Evet, evet. Bak şöyle başlıyor. The Arabs rendered themselves so famous both, both by, by by the extensive conquest and the cultivation of ancient literature and after the introduction of Islamism amongst them, that their glory for several centuries eclipsed uh, that of all other nations. Evet. İşte yani yani Araplar İslam'ı kabul etmeleri sebebiyle bir, iki ancient literature'ı yani kendinden önceki medeniyetlere ait olan medeniyetin literatürünü Hani onları sahiplenmeleri i̇hya ve ihya evet. etmeleri sebebiyle ki özellikle tabi Yunan medeniyetinden tevarüs edilen İran medeniyetinden, Hint medeniyetinden Çünkü, yani İslam ilginç bir şekilde kendinden önceki medeniyetleri tevarüs ediyor. Ha Ama işin evet. şu var, bu çok önemli. İslamiyetin ortaya çıktığı dönemde bunlar fosilleşmiş. Evet. Yani, yani şöyle değil. Daha doğrusu. O medeniyetlere mensup olan insanlar bu literatürle bağlarını koparmışlar. koparmışlar. Mesela diyelim ki e, Yunan felsefesi. Batılılar bunu terk etmiş zaten. Batılılar değil Yunanlılar da bilmiyor zaten. E, Yunanlılar da bilmiyor. Evet. E, Avrupalılar zaten Hristiyanlık kabul zaten. etmişler. Yok. Yunanları pagan görüyorlar. Evet. E, onlar da reddetmişler zaten. Dolayısıyla hani orada bir felsefe var. Kimsenin sahip çıkmadığı bir evet. şey. Çok istisnai e, evet. olarak şeylerde bazı manastırlarda... Evet. Sınırlı sayıda insan onlarla meşgul oluyor. O kadar evet. da değil. Onlar tabii değil. heretik olarak görülüyor ha, tabii. Ama işte fosilleşmiş durumda ya. Yani. Evet. Şey yok. Hayatla bağı yok. Evet. Ee, ya onu ne yapıyor <laughs> işte cultivation tabiri o zaten. Hı hı. A, cultivation of ancient literature demek. Cultivation malum ekip dikmek demek. Evet evet. Onu ihya Beşlemek, ediyorlar. Evet. ihya evet. etmek. Tabii. Tam. Onu evet yani e, bir e, işte İslamiyet'i kabul ediyorlar, fetihler yapıyorlar ve kendinden önceki medeniyetlerin literatürünü tevarüs edip onu ihya ediyor. e, ediyorlar. Ve bununla bütün milletler arasında temayüz ediyorlar. Evet. Bu sayede evet. bu sayede İslam medeniyeti bir anda diğer medeniyetler arasında diğer dinler milletler arasında temayüz ediyor. Bak devam ediyor. Nay the West Empire they erected seems to subsist even at this day. Ne demek bu? 1740'larda. 1740'da even at this day in those of the ottoman turks persians tatars and maws evet yani onların inşa etmiş oldukları imparatorluklar bugün bile yaşıyor diyor devam ediyor osmanlılar işte eee per persians dediği safaviler. safaviler tatars dediği şeyler hem çin'e hakim olanlar hı hı. hem e, şey kırım vesaire ha ve Moğol dediği de şey Yine Hindistan'a hakim evet. olanlara Babür'e de Moğol diyorlar. Mughal, Mughal. Evet. evet. Şimdi bak o bugünkü şeydeki haritayı, dünya haritasını dikkate aldığınızda hı. bu çok açık gözüküyor. Hı hı. Yani dünyanın medeni bölgelerini Müslümanlar yönetiyor. Evet. Ve üç büyük imparatorluk var. Evet. Üçü de Müslümanların. Yani böyle. Who derived, devam ediyor bakın. Who derived from them both their religion and polity both the secret and civil institutions. Hı hı. Yani evet. bu şeyler bu imparatorluklar ne yapıyorlar? Dinlerini ve siyasetlerini kurumlarını kurumlarını ve şeyler sacred and civil institutions. Hı hı. Yani, yani hem dini hem dünyevi, hem dünyevi dünyevi siyasi sosyal kurumlarını hepsini İslam'dan İslam'dan alıyor. alıyorlar. Yani İslam şu anda ee, bu şeyler medeni dünyanın e, esasını oluşturuyor. Hem kültürünün hem kurumlarının evet. temelini teşkil ediyor. Siz bu, bu dünyanın tarihini yazarsanız bu dünyanın tarihi İslam tarihi. Evet. İngilizler de bunu yapıyor zaten. Başka bir şey değil. Ortada bir şey yok. Yani acaba İngilizler Müslüman mıydı? Acaba evet. İngilizler efendim e, İslam şeyde niye Müslüman olmadı? Şöyle demenin bir manası yok yani. Evet. Yani biz şimdi tutup da mesela Sovyetler Birliği'nin veya Rusya'nın tarihini yazacak olsak... E ...şu anda Rusya neredeyse onu yazarız. Evet. Şu anda biz dünyanın tarihini yazmak istersek ne yapacağız? İşte Amerikan hegemonyasını, dünya üzerindeki tahakkümünü, işlediği cinayetleri, işgalleri vesaire yazarız aynı evet. zamanda. Yani. Bunları yok sayamazsın. Yok yani. sayamayız. Evet. Yani aynı şekilde Avrupa Birliği oluşum sürecinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onu yazarız. Evet, evet. Aynı şekilde İslam dünyası söz konusu olduğunda şu anda... 60'a ya yakın devlet var. Şimdi bu devletlerin varlığı, bunların birbirleriyle ilişkileri yeniden bir güç olarak ortaya çıkma konusundaki gayretlerini yazarız. Şu andaki dünyanın tarihini yazmak istersek. Evet. Yani vaka bu. Yani biz dünya tarihini yazacaksak şu andaki dünyanın tarihini yazacağız. Böyle bir şey. O gün evet. günde o insanlar o andaki dünyanın tarihini yazıyor. Evet. Yani bu bu şey yok. Burada abartılacak bir şey yok yani. Evet, evet. Yani ee, tabii daha sonraki dönemde e, sanki o dönemde Müslümanların hiçbir önemi yokmuş gibi e, yeni bir tarih e, kurgulanıyor. Ve e, ilk defa Marshall Hudson buna e, dikkat çekiyor e, 20. yüzyılda. Bu Venture of e, İslam'da e, işte yani 17. yüzyılda dünyanın en güçlü medeniyeti İslam medeniyetiydi. Çünkü en güçlü üç imparatoru İslam imparatoru yani geri kalmışlık vesaire diye bir şey söz konusu değildi diye e, tekrar işte bu Universal History'dekine benzer tezi e, Marshall Hudson 20. yüzyılda yeniden e, gündeme getiriyor ve o geri kalmışlık e, paradigmasını ilk defa o sorgulamaya başlıyor. Evet e, tabi ona inşallah ileride tekrar e, döneceğiz. Şimdi e, peki bu Fransızca'ya şimdi geçebiliriz. Evet. Şimdi e, Fransızca. Ee, söz konusu olduğunda Fransızca e, dünya tarihi ile alakalı şey altı numaralı şeyde. E, görselde. Evet görselde. E, evet, altı numaralı görseli gösterelim arkadaşlar. Evet altı evet. numaralı görsel. Altı numaralı görselde şöyle başlıyor. Continu continuation de l'histoire universelle. Evet. Artık continuation. <gülüyor> <gülüyor> Continu <gülüyor> <gülüyor> continuation. Tabii Fransızca oluyor evet, ya tabii. Evet continuation de l'histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Ve orada e, baktığınızdaki baktığınız çok açık bir şekilde görüyorsunuz yine. E, livre premier chapitre premier la vie de Mahomet diye başlıyor Hazreti Peygamber'in hayatı. Aynı şekilde e, şeyde İngilizcesinde gördüğümüz şeyin e, aynısı burada da zaten tercüme etmişler. Hmm. Şimdi ilginç yani olan modern tarih burada da gene peygamberimizin Evet. ortaya çıkışıyla başlıyor. Yani İslamiyetin tebliğiyle başlıyor. Evet. İslamiyetin tebliğiyle e, başladıktan sonra şimdi tabii ilginç olan nokta şu yine e, Fransız yine Fransızca yazılan e, dünya tarihi e, söz konusu olduğunda eee şeyin e, yedinci görseli açarlarsa arkadaşlarımız. Bunun basıldığı tarih kaçtı hocam? Bunun basıldığı tarih 1782. Evet yani 1782'de evet. 18. yüzyılın sonunda sonuna doğru hala Fransızca Avrupa'da evet. yani İngiltere'de Fransa'da dünya tarihi ikiye ayrılıyor. Ee, e, ve İslam'dan önceki dönem ansiyan dönem İslam'la beraber modern dönem evet. e, başlıyor. Ve burada e, şeyde zaten e, kitabın nasıl hazırlandığı, basıldığını da altta yazıyor. Avec approbation e, approbation et privilege du roi. Kralın e, sağladığı imtiyazlar ve desteğiyle. Evet. Basılmış bir dünya evet. tarihi. Evet, yani Fransız kralının himayesinde ve desteğiyle. Desteğiyle evet. Yani bizzat devlet işi Evet. Fransız devletinin resmi tarih görüşü bu yani. Evet. Öyle diyelim. O da tabii çok ilginç kılıyor işi yani. Hani İngiliz devletinin finanse ettiği, himaye ettiği bir proje, Fransız devletinin himaye ettiği ve desteklediği bir proje. Her ikisinde de dünya tarihi ikiye ayrılıyor. Ansiyan dönem, modern İslam dönem. Sorun. Modern dönem İslam'la başlıyor yani. Şimdi ve bu eee şeyin özelliği Fransızlar biraz genişletiyorlar. Yani 62 cilt az geliyor onlara. 125 cilde çıkarıyorlar. Evet. <laughs> evet. 125 cildin ilk 40 cildi... ...ansiyen dönem. Evet. 85 cilt... ...modern dönem. Ve bu 85 cildin... ...30 cildi İslam tarihi. Evet. Belki Müslümanlar o kadar geniş... ...İslam tarihi yazmamışlardır yani. <laughs> evet. 30 cilt... İslam'a bu doğrudan İslam tarihi. Evet. Şey değil yani. Doğrudan İslam tarihi ne demek? İşte Peygamber Efendimiz'in hayatı, Hulefayra Aşit'in dönemi, Efendim Emeviler, Abbasiler, Selçuklular işte Babür'de, işte Orta Asya'da, işte Kuzey'de, Güney'de, Afrika'da her tarafta Hı -hı. şeyleri, bütün Müslümanların hayatını anlatıyorlar, tarihi anlatıyorlar. Diğer taraftan da onun yanında şeyler söz konusu olduğunda Avrupalıların tarihle irtibatı da Müslümanlar üzerinden kuruluyor büyük ölçüde. Hmm. Mesela İngilizlerin tarihe girişleri çok ilginç. Bu İngilizce tarihte orası beni mesela ilgilendirmişti. Baktığımda e, çok garip garipme gitmedi zaten normal. İngilizler tarihe Müslümanlarla irtibat üzerinden giriyor. Hmm. Böyle bir şey ya, yani. Öyle şey değil. Roma İmparatorluğu vardı. Roma İmparatorluğu bizim dedemizdi. Roma İmparatorluğunun evet. biz devamı olarak varlığımızı sürdürdük söylemeye yani Öyle bir yok. Batı medeniyeti kavramı yok. Yok yani. henüz. Yani Yunan'dan başlayıp ya Roma ile devam eder. Öyle hayır. bir Batı medeniyeti yok. kavramı yok. Evet. Öyle bir şey gerçekten. Tabii o da önemli. Altını çizilmesi ama gereken bir husus yani. Ama da çok önemli. Ya mesela hep konuşuyoruz da mesela Yunanla irtibat cihetini falan. Mesela Descartes. Mesela David Hume. Mesela John Locke. Mesela Thomas Hobbes, mesela Jean Jacques Rousseau, mesela Kant. Devam edebilirsin yani bütün mesela Spinoza. Ne kadar batılı filozof düşünür varsa mesela Newton, mesela Francis şey Roger Bacon şey Francis Bacon. Şimdi ne kadar batılı düşünür varsa hiç fark etmez modern düşünürlerin hiçbirisinin eee kadim Yunan düşüncesiyle bir alakası yok. Aristoteles'i takdir edip beğenip işte benim işte geçmişimdir falan diyen bir batılı modern filozof yok. Öyle bir şey yok yani. Aksine Descartes'e soracak olursan, Descartes diyor ki ben Aristoteles'ten ne kadar uzak durursam o kadar iyi. Ve o beslendiği taraflara bakıyorsunuz. Beslendiği taraflara baktığınızda yani direkt e, Osmanlı dünyasıyla irtibat evet. halinde. Hı hı. Bunları yani şöyle söyleyeyim belgeleriyle, metinleriyle... Onları adım adım bir programda konuşuruz yani vaktimiz ya var nasılsa. Inşallah, tabii. Mesela Descartes'in o düşüncesinin nasıl şeyle Osmanlı dünyasındaki düşünceyle nasıl birebir irtibatlı <gülüyor> olduğunu. <gülüyor> mesela işte Thomas Hobbes'un Leviathan'ını alacağız söyle elimize. <laughs> Leviathan'ı mesela şeyle ahlaka ala ile yan yana koyup birlikte okuyacağız. Göreceksin. <laughs> Sen de şaşıracaksın muhtemelen. Ne alakası var? Böyle nasıl bir benzerlik bu yapısal benzerlikler nasıl olabilir? Gerçekten şaşarsın evet, yani. Evet. Yani niye nereden geliyor? Bunlar mesela şeyde yok. Aristoteles'te de yok, hı hı. Platon'da da yok. Yok yani. Ama Osmanlı dünyasında var olan şeyler ya şeyler bu Batı Avrupa'da yaşayan insanlar 17. yüzyılda özellikle çok ilginç bir şekilde çok yaygın bir şekilde Arapça öğreniyor. Evet. Çok evet. fazla, çok evet. yaygın. zaten biraz önceki o evrensel tarih yani dünya tarihinin kaynaklarında da gördük hatta şimdi biraz önce bahsettiğimiz o Fransızlar o 40 kilt e, şeyi İslam tarihini ezberden 30, yazamazlar tabii yani ki. yani mutlaka tabii. onu Arapça kaynaklardan beslenerek e, yazıyorlar e, yani o dönemde Arapça zaten bir nevi ilim dili fikir dili olarak e, dünyada bütün e, entelektüeller tarafından öğrenilen bir dil mesela yani, şeyin ee, Almanların o dönemde e, Alman'da işte şeyin o dönemin 17. yüzyılın Allamesi var. Bu e, Allame ismi aklıma gelmedi. Neyse onun e, Analekta diye bir eseri var. Analekta böyle yıllık falan gibi manası da ilimlere giriş. Yani üniversitede üniversite eğitimine giriş e, anlamına e, gelen ...bir şey, kitap. O e, kitabı... ...mesela 100 e, sayfalık... ...büyük bölümünde... E, ...Arapçanın... ...teoloji, tıp... ...hukuk... E, ...filoloji... E, ...ve felsefe... ...eğitimi için ehemmiyetini anlatıyor. Evet, tabii bu kitabın yazarını... ...mutlaka bahsetmemiz lazım e, kitabın, hocam. Evet, e, ve yazarı, görselini de inşallah... Bir dahaki yani, programımızda gösterelim. olur. O kolay. Kitabın Çünkü yazarı şey. Çünkü dinleyicilerimiz merak ederler. Tabii. E, kitabın evet. e, yazarı... Yani o dönemde e, batıdaki zaten önde gelen ciddi e, ilim adamları, filozoflar, tabipler vesaire bunlar zaten mutlaka... Arapça biliyorlar. Bir şekilde Arapça biliyorlar. Oradan e, istifade ediyorlar. Yani felsefecisi, hukukçusu, tıpçısı yani mutlak surette. Çünkü o dönemde... Hotinger Hottinger. Evet. Hotinger, Hotinger isimli hı hı. soyadı Hotinger. Hotinger'in analeptası. Hotinger'in evet. analektasına hı. bakabilirler. Orada 100 sayfalık bir bölüm kitabın The Uso e, Lingua Arabica in eee e, e, falan diye bir bölümü var onun. Hı 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 hı. Orada şeyin Arapçanın evet. nasıl e, hatta söylediği şey ana şu. Ey öğrenciler, talebeler eğer kendinizi yetiştirmek istiyorsanız Arapça bilmeden olmaz. Evet. Bu manaya gelen bir şey, bir argümantasyonu var. Bunu yazdığı zaman 1750 1652. Evet. Mesela 1741'de basılmış olan, Paris'te basılmış olan bir kitap var. E, kitap hem Arapça hem Latince. Kitabın konusu ne? Felsefeye giriş. 1700, 1641 yılında evet. Descartes e daha hayatta. Hı, hı. Felsefiye giriş kitabı latince ve Arapça olarak birlikte basılıyor. Hı hı. Ve orada e, kitaba başlarken de in nomine domini misericordis miser miseratoris diye yani bismillahirrahmanirrahim o da latince tercümesi de o. in nomine domini misericordis miseratoris Şimdi bu yani ben bazen öğrencilere bunu söylerken diyorum ama bunu ezberleyin bazı latince eee besmele, besmele çekebilirsiniz diye. <laughs> evet. Şimdi böyle şimdi e, ama bu çok yaygın yani. Onu demek He. istiyorum. Evet. evet. E, bunların biz farkında bunu e, bir hamaset, övünmek için falan gerçekten bunun bir manası yok. Övünmek e, bir şeydir. Seviyesizliktir yani onu söylemeliyiz. Geçmişte ki e, ki yaşamış olan insanlar, bizim dedelerimiz bile olsa Dedelerimizin başarılarıyla övünmemiz bizim başarısızlığımız anlamına gelir. E dolayısıyla övünmek, geçmişteki dedelerimizin başarısını övünme amaçlı olarak zikretmek amasettir. O benim mesela kesinlikle tahsip ettiğim bir şey değil. Ama bizim hakikati bilmek, keşfetmek, araştırıp ve ifade etmek gibi bir vazifemiz var. E dolayısıyla tarihte, geçmişte, geçmiş nasıl yaşandıysa o şekilde Keşfedip anlatmamız lazım. Evet. Bu önemli. Niye önemli? E, aksi takdirde birileri tutuyor, bir geçmiş uyduruyor. O geçmiş uydurduktan sonra, o geçmiş uydurma marifetiyle size diyor ki, yani kusura bakmayın, sizin insanlığın geçmişinde bir yeriniz yoktu. Şu anda da zaten yeriniz çok kötü. İnsanlığın geleceğinde de size yer yok. Siz e, kenarda durun, herhangi bir iddiada bulunmayın, siz adam olmazsınız. Bunu bize farklı farklı şekillerde söylüyorlar ve biz de böyle bir sürü insan hı hı. okullarımızda bunu bizim aramızdan yetişmiş insan kendi çocuklarımıza biz adam olmayız siz adam olmazsınız diye aşağılık kompleksi evet. Sadece aşılıyor. bugün adam olmayız değil eskiden de adam Evet hiç adam değildi. değildik zaten. Ee, şey evet. işleniliyor. Yani yani dolayısıyla. Tarihimize karanlık dönemdi orta çağdı karanlıktı. Evet. Ee, ve onda reddi miras yapmamız gerekir tarzında. Halbuki işte bütün bu e, şeyler e, eserler özellikle yani Müslüman olmayan bizzat Batılılar tarafından o devletlerin finanse ettiği e, projeler neticesinde ortaya çıkan bu eserler şunu gösteriyor ki yani o dönemde dünyanın yani en önde gelen e, medeniyeti İslam medeniyeti ve bu insanlar da e, onu e, örnek alıyorlar. Hatta dünya tarihini yazarken de İslamiyet'in ortaya çıkışıyla beraber modern dönemi e, başlatıyorlar. Ve bu e, Fransızca eser ile yani İngilizce eser arasındaki fark hani sadece sayısal olarak e, Fransızların bunun kemiyetini genişletmeleri mi yani onun dışında bir mukayese yaptığımızda başka bir farklılık e, görebiliyor musunuz? Dışında biraz daha şeylerde e, bazı teferruatı daha genişletiyorlar yani. Evet. Ama genel konsept aynı Evet, yani, e, zaten burada yani bizim bizi ilgilendiren en önemli kısmı dünya tarihi nasıl nasıl başlatıyorlar? Dönemlendirme. Diğer evet. teferruatını ayrıca evet. müzakere ederiz. Peki şimdi, burada Almanlar ne yapıyor hocam? Onların evet, tavrı ve şeyi nedir? İsterseniz oraya şimdi, e, Al Almanca geçelim. Tabii Alm kitap mesela hani İngilizler yazdığına göre Fransızlar da yazmışlar. Almanlar da mutlaka bu kervana katılmıştır. Evet. Onlar şimdi, ne yapıyorlar? Almanca 9 görseli arkadaşlarımız paylaşırlarsa, gösterirlerse ona bakalım. Dokuzuncu görselde hemen görüyoruz böyle. Gotik yazıyla. Übersetzung der allgemeinen Welthistorie die in England Engeland diye yazmışlar üstelik. Engeland du Scheine Gesellschaft von Gelehrten ausgefertigt worden. Yani şey de İngiltere'de bir grup alim tarafından telif edilmiş olan Dünya, dünya tarihinin tercümesi. Yani, yani Almanlar da tay. geri kalmak istemiyorlar yani. Hani Tabii ki. Onlar da kendileri. Tabii. Evet, 1744'te basılmış bu. Evet. 1744. 18. yüzyılın yarısı. Daha ilk yarısı ve şurada bir e, şey var, e, açıklama var. Neapsten anmerkinde Hollandish'in benzetsin Hollandacıya da tercüme edilmiş. Hmm. İngilizce metin, Hollandacıya da tercüme edilmiş. Buradan anladığımız şey ne? Ee, bu dünya tarihi sadece İngiltere'de telif edilmiş ama Fransızca tercüme edilmiş genişletilerek, genişletilerek Hollandaca'ya tercüme edilmiş, genişletilerek Almanca'ya Almanca da tercüme evet. edilmiş. Yani bu ne demek? Avrupa'daki o temel, bütün milletler ve onların yeni yetişen nesilleri dünya tarihini öğrenmek istediklerinde bu iki dönemli tarih olarak öğreniyorlar, evet. okuyorlar. Ve şimdi e, bunun e, şeysi aynı. Yani burada yine dünya tarihi e, Hazreti Adem ile başlıyor. Evet. E, yine aynı şekilde peygamberler tarihi olarak devam ediyor. Hı hı. Ve e, sonra e, şeyle birlikte e, Hazreti Peygamberle ile birlikte e, modern dönem. Evet, yine burada da bir batı medeniyeti kavramı diye bir şey yok. Evet. Hayır, yok. Yani Yunan'dan başlayıp Roma'dan devam eden bir Batı medeniyeti Hayır, öyle kavramı yok. Hayır, böyle bir şey henüz şey, yani söz konusu değil. Burada. Evet, yani ve 18. yüzyılda Batı medeniyeti kavramı diye bir şey yok. Ay şöyle söyleyelim. Ya bizim bildiğimiz manada. Yani günümüzdeki anlamda ah, yani. Bu tarihçilere evet. dikkate aldığımızda böyle bir Batı kavramı yok. Tabii Avrupa evet. kavramı Avrupa ile alakalı tabii, tabii. bir kavram. Avrupa sürü zaten var. her zaman var ha. olan bir şey yani. Ha evet. Avrupa Avrupa da aslında ilginç. Evet. Yani Avrupa'nın bir kıta olarak ne zaman e, tematize edildiğini evet. e, onu ayrı konuşmak lazım. Orada da e, bir e, ben doğrusu çok fazla ilgilenmedim ama onlarla alakalı e, araştırılsa daha yakından araştırılsa onun da aslında e, bir dönemden sonra kurgu yani olduğunu işte, şey yapabiliriz. Bence o batı medeniyeti kurgusuyla beraber eş zamanlı olarak, olarak lazım. ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü dünyada bütün medeniyetler bir coğrafya referansla Tanımlanıyor. Bir coğrafya referansla tanımlanmayan tek medeniyet İslam medeniyeti. Bak Çin medeniyeti, Hint medeniyeti hepsi bir coğrafya nispet ediliyor. Batı medeniyeti bir coğrafyaya nispet ediliyor. Dolayısıyla o medeniyet kurgulanırken onun coğrafyası da bir şekilde e, kurgulanmış oluyor. Onun için İbni Haldun da bu coğrafyaya çok önem veriyor mukaddimede. Yani hatta en başlara koyduğu bölümlerden bir tanesi o coğrafya e, bölümü. Çünkü yani medeniyet dediğimiz şey o coğrafya ile beraber var oluyor ama coğrafyadan soyut bir şekilde sadece fikre değerlere dünya görüşüne referansla tanımlanan tek medeniyet İslam medeniyeti yani Orta Doğu medeniyeti demiyoruz çünkü İslamiyet'i coğrafyayla bağlayamazsın çünkü hangi coğrafyayla bağlayacaksın yani Balkanlarda da İslamiyet var. Orta Doğu dediğimiz bölgede de İslamiyet var. doğuda, Yarımadası'nda da, Sicilya'da da. Her yerde da, İslamiyet var. Dolayısıyla Afrika'nın ortalarında or evet, da. Yani da. bir coğrafya referansla İslamiyet'i tanımlayamıyorsun yani. Ya uzak Doğu söz konusu olduğunda şu anda işte e, nüfusu en kalabalık ülke malum Endonezya. Tabii tabii. Yani en fazla Müslümanın en yoğun bir şekilde yaşadığı 200 milyondan fazla Müslüman var Endonezya'da. 300. <laughs> evet, 300 mü? Evet. <laughs> evet yani. Dolayısıyla yani 300 milyon e, nüfuslu Endonezya hani ama tabii kimsenin aklına gelmiyor yani İslam deyince daha çok böyle Orta Doğu e, akla geliyor sanki Arapların diniymiş gibi Tabii o da yani e, sanki bilinçli yapılan bir e, şey gibi imaj oluşturma gibi e, bir şey her neyse şimdi biz bu Almanlar bunlar da bir e, dünya tarihi yazma e, faaliyetlerine bunlar da katılıyorlar. Ve İngilizlerin yazmış olduğu kitabı alıp tercüme ediyorlar, genişletiyorlar ve e, e, nasıl bir yol izliyorlar hocam? 9 3 numaralı, e, 9-2, 2, 2 numaralıyı e, arkadaşlarımız. Evet. 9.2 numaralı görsel. Burada Erstes Buch, Belşesli Historie von Arabien, von den Zeiten An diye başlıyor. Bu şey modern dönemin ilk sayfası hı hı. ve burada zaten erste Hauptstück, darin das Leben historischen kritisch vorgetragen wird. Yani ilk bölümde Peygamber Efendimizin hayatı anlatılıyor. Aynı şekilde yani evet. değişen bir şey yok. Sonra yani burada da yine modern dönemi Peygamberimizle başlatıyor. Evet. Yani o açık 94'e geçelim. 94'te bir tane resim var. 94 numaralı görsel. O görselde Baktığınız vakit e, modern çağın başladığı anın bir anlamda resmi. Evet. Bu resim Mekke'nin fethini resmediyor. Evet. Yani Mekke'nin resminin e, şeysi Mekke'nin fethinin resmi. Bak sen de evet, gör evet. şöyle. Evet. Görebiliyor musun? Tabii tabii et evet, evet, görüyorum. Böyle uzun bir şey. Evet. burada. Şimdi e, burada. Ee, ve şey e, bu resim modern çağın başladığı anı resme diyor bir anlamda. Evet. Yani artık mekke fethedilmiş e, İslam e, din olarak bir anlamda e, tamamlanmış hı hı. ve artık bütün bir e, tarihin akışı değişecek. Yani İstanbul'un fethiyle değil Mekke'nin fethiyle. E, tabii ki. Yani bu da çok ilginç bir şey değil tabii. mi canım? Yani. Evet. Evet. Bunu e, dikkate aldığımız vakit bu zaten biliyorsun şeyde Batılıların bu ikonografik tasvirleri çok önemlidir. Evet, evet, evet. Yani o resimlerle bir şeyi anlatma. Yani o resimleri e, hakikaten benim bir e, aristokrat Alman arkadaşım vardı da onunla bazen böyle hem müziki hem resim sanat sohbetleri yapardık. Çok yakından ilgilenirdi. Bir gün onunla bir e, Müzeyi ziyaret ettik. Ben normal resimlere bakıp geçiyorum yani. Şimdi durdu böyle. Şimdi resimlerle alakalı olarak o klasik, evet, bu evet. ta eskiden e, diyelim işte 13. 14. yüzyıldan kalma resimler var. Şimdi onları anlatmaya bir başladı. Aman Allah'ım, neler varmış yani? Evet evet. Neler evet. neler neler. Orada evet. renkler, şekiller, <laughs> onların her birisinin derin derin ince ince manaları varmış. Evet. Yani resimlerde bir e, şeyde bir e, bir resimde diyelim 500 sayfalık kitapta anlatamayacağın şeyi oraya evet, evet. yediriyormuş yani öyle. Onu anlattıktan sonra ben resimle biraz daha yakından ilgilendiğimde hakikaten bu ikonografik tasvirin çok ilginç boyutları olduğunu görmüştüm. Benzer bir şekilde burada da modern çağı anlatan şeyin evet. e, tarihin kapağına girişine. Evet. Mekke'nin fethine ama çok güzel bir gravür. Evet evet yani çok ilginç. Onu e, koymuşlar. Şimdi bunu e, dikkate aldığımızda e, yani şey değil. E, öyle tesadüfen, rastgele, durup dururken birileri şey yapmış değil. Diğer taraftan da ilginç olan taraf şu. Bu e, kitabın e, Almanca e, tercümesinin e, kim e, hazırlamış e, diye baktığımızda e, o dönemde e, Mütrömüş, Kaiserlişin, Polnischen... Polnişin und bilmem Kürfürslişin, Zek, Zeksişin veya o Könüklüş, und bilmem e, kurs ne diyor? Kur Brandenburg işin Şimdi o Almanya'daki o dönemdeki farklı farklı şeyler var. Bir sürü e, küçük küçük devletçikler var. Prusya en büyüğü. Onların bir sürüsünün desteğiyle hazırlanmış bir dünya tarihi. Evet, bu da yine bir devlet büyük bir projesi devlet yani. Evet, bir devlet işi. Şimdi bunu, bu da sıradan bir şey değil. Hazırlayan da zaten Zygmunt Jakob Baumgarten. Şimdi Sellerius'un yazdığı ve bu konularda yazı yazanların hakikaten de çok ilginçtir. Dünya tarihindeki dönemlendirmeyle alakalı çalışmaları şöyle biraz yakından incele bu bahsettiğim şeylerden kimse bahsetmez. Evet. Acayip bir şey yani. Hı hı. Yani şimdi bu şekilde yazılmış olan tarihler, tarih eserleri ve bu tarih eserleri elimizde var, mevcut. Fakat Sellar Yusuf bize kendisinin bile emin olmadığı, kesinlikle 18. yüzyılda dikkate alınmayan bir teşebbüs olarak kalmış olduğu o üstü tasnifi Dünya tarihindeki o dönemlendirmenin tayin edici tasvir olarak kabul edip onun dışındakileri unutturan bir söylem. Yani inanılmaz bir şekilde o düşünce şeyde dünya tarihini dönemlendiren, dönemlendirmeler Hı. üzerindeki şeylerin, çalışmaların oluşturduğu bir şey. Evet. Hatta Türkiye'de de bazı araştırmacılar bunlarla ilgili yazılar var, yazıları var tarihin dönemlendirilmesi, evet. bunu eleştirenler falan da var. Fakat eleştirenler eleştiriyorlar ama yani doğrusu bu 18. yüzyıldaki o esas dünya tarihlerinin içeriğini, muhtevasını, formunu dikkate almadan yaptıkları için çok eksik kalıyor şimdi doğrusu. Evet. Yani o yönden o dönüm. Diğer taraftan da bir şeyle alakalı. Nasıl bir arka planda, nasıl bir düşünceyle ee, bu şeyin e, Sellarius'un yaklaşımının Hı -hı. 19. yüzyıldan sonra Hı -hı. adım adım e, şey yapılarak, içi doldurularak, yeniden tanımlandırılarak e, alınıp e, ikili tasnifin ikame edildiğini Hı -hı. yani onu tabii ki evet, konuşacağız. Aslında yani bu e, ikili tasniften üçlü tasnife geçiş yani a, e, a, işte ansiyan ve modern ee, gibi ikili tasniften üçlü tasnife geçiş. Aslında 19. yüzyılda e, ortaya çıkan bir e, ve yaygınlık kazanan bir yaklaşım. Hani bunu böyle eskiden beri herkesin kabul ettiği objektif bir şeymiş gibi görmek yanlış. Hele hele bunu işte batı tarihinden alıp da böyle İslam e, tarihine uygulamak bu da iyice e, bir e, yanlış. E, bu e, Ama tabii şu anda bu Sanki genel geçer bir hakikatmiş gibi bütün eğitim sistemimizde, ders kitaplarımızda, bütün kitaplarda kullanılıyor. Ama bu yaklaşım artık Batılı tarihçiler tarafından da bir şekilde sorgulanmaya başladı. Yani bu üçlü tasnif meselesi. Sorgulama kısmına geçmeden evet. bir tarihten daha bahsedelim müsaadenizle. Tabii dersen. buyurun. Yine isterseniz sorgulamayı bir sonraki programımıza Olur. da bırakabiliriz. Tabii, tabii. Yani bu yani bu üçlü tasnif öncesi. Dünya tarihi nasıl algılanıyordu? Bunun üzerinde duralım onu inşallah. Onu tabii biraz daha onu bak. bir sonraki programda ele alırız. Evet. Yani şeyde bu 10. eee şeyi 10. görselimizi Hı -hı. arkadaşlarımız gösterirse Universal History Ancient and Modern From the Earliest Accounts Earliest Records of Time to the General Peace of 1801 ...in 25 volumes... ...25 yıllık bir dünya tarihi bu... ...bu başka bir yazar tarafından... ...yine İngiliz... ...William Mayweather diye... E, ...bir yazar tarafından... E, ...İngiliz yazar... E, ...bu 25 yıllık bir dünya tarihi... muhtasar artık... Evet. ...25 yıl muhtasar. <laughs> ...diğerleriyle mukayese edildiğinde. edildiğinde... ...bak New York'ta da basılmış bu... ...1804 yılında... Evet, ...Amerikalılar da işin içine girmişler... ...Evet yani. 14. cilt... 14. 44. cilt 10. cilt. ilginç bir şekilde 10. cilt yani ilk 9 cilt ancient döneme ayrılıyor. Hı hı. Zaten Universal History Ancient and Modern. Hı hı. Orta çağ yok. Evet, orta çağ diye bir şey yok. Yok, henüz yok. Henüz yok. Evet. evet yani ve şey de 10. cilt 10. cilt modern çağ. Zaten ilk 9 yılı incelediğinizde yine peygamberler tarihi olarak hı. anlatılıyor aynı şekilde. Hı hı. Hazreti Adem'le Hazreti Nuh tufanıyla, hı. Nuh tufanından sonra olup biten şeyler hep o çerçevede anlatı hep evet. onun üzerine kurulu. Evet. Tarih 1804. Hı. Şimdi bu bir sonraki şeye geçiyoruz. Ee, şeyde 11. görsel Modern History'nin ilk sayfası. Evet. Modern History'nin ilk sayfasında Modern History Gözüktüğü gibi Chapter 1 The Arabs diye başlıyor ve ne diyor hmm. bak. We are now entering upon a new and more interesting period of history in which the aspect of the universe is changed. Evet. Tercüme etmen lazım Evet. Bana. Yani dünyayı değiştiren yani çehresini. Dünyanın çehresini e, değiştiren yeni bir döneme e, giriyoruz artık. Evet. Bak yani oradaki bak Universal evet. History kitabının adı. Tabii. Üniversin, çehresinin değiştiği bir dönem. Evet. Dünyanın çehresini değiştiren yeni bir dönem. Evet. Evet. Çehre. Devam ediyor bakın. Ee, the aspiring genius of the Arabian prophet grasped, grasped at universal empire. Ee, Arap peygamberinin, öyle diyor yani İslam evet, peygamberi evet. diyeceğiz tabii biz. Arap, İslam peygamberinin ilham verici dehası. Hı -hı. Doğru değil mi? Aspiring genius. Evet ilham verici dehası evrensel imparatorluğa uzandı böyle evet. el attı mm -hmm. and the standard of this and the standard of this uh, enthusiastic conqueror and the banners of his successors uh, the arabs became powerful and extended their dominion in asia africa and even into europe evet şimdi bak şeyin bu e, entüzyastik ne diyelim şeyli heyecanlı diyelim heyecanlı gayretli Şev, gayretli ha şevkli e, Fatih'in e, koyduğu standartlar Hı -hı. çok önemli yani evet. onun koyduğu standartlar ne demek nasıl yaşa iyi doğru ve güzeli nedir evet, tabii, tabii. onun ölçüleri standart o yani evet. onun koyduğu standartlar ve onun e, şeyi Bayrağının takipçilerinin hı hı. şeyleri ne yaptı? Ee, şeyde e, güç kazandılar evet. ve hakimiyetlerini Asya, Afrika ve hatta hı hı. Avrupa'da yaydılar. Evet. Şimdi e, dolayısıyla şey söz konusu olduğunda e, bu e, açık bir şekilde hı hı. niye modern dönem İslamiyet'le başlıyor? Evet. Bu sorunun cevabı açık. Niye? Standartları Müslümanlar koymuş. Evet. Yani o gün, yani bu 1804 yılındayız yani. Evet. evet. 1804 yılında da İngiltere'de yaşayan bir tarihçi hı hı. diyor ki şu anda sahip olduğumuz iyi, doğru ve güzelin ölçüleri hı hı. kaynak olarak İslamiyet'in ile birlikte evet. oluştu. Evet. Biliyor musun Yanlış mı yorumluyorum? Ne diyorsun? Yok gayet e, yerinde. Zaten yani e, bir çağ ...açtığına, bir çağ başlattığına göre... ...oraya damgasını vurması lazım yani. Evet. Yani o damgasını vurması da... ...işte daha önceki okuduğumuz kitapta olduğu gibi... ...değerlerle... ...hukuk sistemiyle... ...kurumlarıyla... ...yani ancak bu şekilde olabilir yani. Yoksa yani... ...ne bileyim... ...Arabistan'da yaşamış bir kişi... ...yani neden bir... ...dünya tarihinde bir çağın... ...başlatıcısı, açıcısı olarak... ...kabul edilsin... Yani şöyle bir şey evet, söz e, konusu değil yani hani bugün birçok insan evet. bilerek bilmeyerek konuşuyor ya e, İslamiyet işte kulev Farağaçın döneminden evet, sonra evet. yaşanma e, Müslümanlar evet, İslamiyetten evet. uzaklaştı evet. İslamiyetten bütün bir İslam tarihi evet, evet. İslamiyetten uzaklaşma tarihidir evet, evet. falan geri kaldılar dondular İslamiyetten şey geri kaldılar. Müslümanlığı evet, işte, işte, yaşamadılar. orta çağdı karanlık çağdı vesaire falan böyle bir şey söz konusu değil yani 19' yüzyılın başında yani bir İngiliz tarihçisi hala yani İslam'ı modern çağın başlangıcı olarak kabul ediyor ve e, o yaşadığı dünyada bütün e, hakim kültür, hakim güç e, olarak da İslamiyet'i e, yani, kabul bak, ediyor. O Ölçüler. Evet. Ne demek bu? İyi, doğru evet. ve güzelin ölçüleri. Evet. Bunu biraz netleştirmek lazım. Evet. Doğrunun ölçüleri demek, biz e, diyelim tabiat etrafımızdaki hadiseler hakkında e, doğruya Hı -hı. Doğru bilgiye nasıl ulaşırız evet. Şimdi Doğru bilgiye ulaşma söz konusu Olduğunda mesela eski Yunan Diyelim Aristoteles'i esas alacak Olsanız Aristoteles'in Platon'un e, üzerinde durduğu Veya işte stuacıları falan dikkate Aldığınızda onlar tutup şunu söylemezler İşte havası Selime bilgi kaynağıdır demez Evet Der ki havası selimeye güvenme Yani duyu verilerine güvenme Duyu verilerine dayalı olarak Bilim yapamazsın Hı -hı. Evet Dolayısıyla deney, tecrübe vesaire e, bilgi kaynağı değildir. Hı hı. Bunu eski Yunan bunu söyler. Söyler Stoacılar zaten derler ki iradeyi falan bırak sen iraden miraden yok. Sen e, tabiattaki bir ot gibi tabi düzenin parçası olursan şayet işte mutluluk oradadır Stoacılar falan. Hristiyanlık zaten bu dünyada yaşamak zaten günah olarak kötülük hı hı. olarak yeter. Onun için bu dünyayı terk etmek hı hı. esas. E, şimdi ama Müslümanlık söz konusu olduğunda Müslümanlık ne diyor? Diyor ki işte Ömer Nesefi'nin nakaidi. Diyor ki e, eşyanın hakikati sabittir. Yani dış dünya diye bir şey var. Ve <laughs> bunun, bunun, hakkında biz bilgi sahibi olabiliriz. <laughs> Bu bilginin ilk mertebedeki bilgide de havas selimedir. Evet. O kadar. Şimdi şimdi havas selimeyi İngilizler kabul ediyor mu? 18. yüzyılda, 19. Evet, yüzyılda. Evet. E tabii ki. İngilizler empirist. Evet. Empirist ne demek? Bütün bilgilerimiz duyu verilerinden gelir demek. E yani Ömer Nesefî'nin e, akaidindeki o ilk maddede söylediğinin ilk kısmı. Evet. E, dolayısıyla İngilizler o empirist olurken aslında normal Müslümanların dikkate aldığı unsurlardan birisini evet, evet, evet. üstlenmişler ama mutlaklaştırmışlar. Evet. İşte yani bunu burada iki husus önemli. Bir Bunu kendi e, kültürlerinden veya Avrupa'dan, Yunan'dan, şuradan, Hristiyanlıktan almaları imkansız. Evet. Zaten böyle bir yaklaşım yok. İkincisi bunu İslam'dan alıyorlar ama yanlış alıyorlar. Onu mutlaklaştırıyor. Evet. Yani bir şey alıyor, mutlaklaştırıyor, genelliyor, indirgemeciliğe Hı. düşüyor ve sahte ikilem üretiyor. İşte den de, işte akıl mı, deney mi e, şeklinde sahte bir ikilem e, üretiyor. Halbuki İslamiyet'in yaklaşımı o işte açık epistemoloji çok katmanlı epistemoloji yani hem duyuları hem aklı hem vahyi bilgi kaynağı olarak kabul eden bir yaklaşım. Bak şimdi evet. ikinci husus onu söyleyeyim. Şimdi mesela şey söz konusu olduğunda diyelim normal işte David Hume'a soracak Hı. olsanız. David Hume İngiliz Hı. empirist filozoflarından birisi. insan tabiatı hakkında bilgiyi nereden elde ederiz? Tabii Çok önemli bir soru niye insan tabiatı, Hı. İnsan tabiatını araştırmak niye önemli? Onların hepsinin yine İslam medeniyetiyle İslam kültürüyle bir irtibatı var tabii ki. Fakat verdiği cevap ilginç bir şekilde şu. Yani o e, insan e, nedir şeyi, understanding müdürkesi üzerine e, araştırmasında açıkça şunu söylerdi ki insan tabiatını öğrenmek istiyorsak tarihi araştırmamız lazım. Evet. İnsan tarihi İnsan tabiatı hakkında bilgiyi biz haberlerde buluruz. Evet. İnsan tabiatı hakkında bilgi haberlerde vardır. E şimdi bu ifadeyi biz nerede buluyoruz yine? Haberi sadık. Haberi sadık. Evet. Yani şey söz konusu olduğunda bakın yani e, şeyde ikinci olarak Ömer Nesefi'nin kitabında gördüğümüz hı. haberi sadık. Evet. E, e, şeyde e, hava Selim'e yani evet. duyu verileri haberi sadık. Şimdi şey söz konusu olduğunda Mesela Descartes'ı, efendim Spinoza'yı, işte Kant'ı vesaireyi dikkate aldığımızda, şimdi o taraflara geldiğimizde de e bakıyorsunuz aslında ne haber kendi başına, e, ne haber, ne de şey evet. duyu verileri bize bilgi vermez. Bize aslında e, nedir bilgi veren? O düşüncedir. Hı hı. Yani kendi kendimizle alakalı o refleksif düşünce rasyonalizm dediğimiz şey. Doğrudan doğruya düşünce'nin kendisini bir bilgi kaynağı olarak kabul etmek, hı hı. o refleksiyonu, işte meditasyonu bir bilgi kaynağı olarak evet. kabul etmek hı hı. ve insanın doğuştan getirdiği bilgilere dayalı olarak bütün bir dünyayı varlığı her şeyi inşa edeceği varsayımı, e bu da mesela şeyin ayrı bir, o rasyonalist evet. düşüncenin evet. ilkesi. O da evet. onları, onlar da onu mutlaklaştırmış. Evet. Şimdi dolayısıyla hem rasyonalizm hem empirizm hem idealizm baktığımız vakit e, bunlar aslında ilginç bir şekilde e, köken olarak gittiğinizde bu ne eski Yunan'da ne Hristiyanlıkta bunların kökünü bulamıyorsun. Evet. Ve bunların standartları esasları Hı -hı. İslam medeniyetinin içerisinde mevcut. Ama Batılılar bu standartları Müslümanlardan sırf epistemoloji evet, alanına evet. dikkate aldığımızda evet, evet. oradan yani üstlendiklerini istifade ederek Hı -hı. oluşturduklarını söylemek için elimizde Yeterinden fazla gerekçe var. Bunların evet. teferruatını evet. Ve bu uzun tarihçi uzun de bunu gayet güzel bir şekilde ifade etmiş zaten. Ha işte yani evet, Diyor ki içinde yaşadığımız dünyanın standartlarını Müslümanlar koymuştur. Ha, yani ee, ben sadece evet. örnek olması bakımından evet. bunu epistemoloji bilgi teorisiyle alakalı evet, kısımda evet. yakından incelediğimizde bunu görüyoruz. E bunu mesela diyelim hukuk alanına, siyaset alanına, mesela tabi ilimler alanına tatbik edecek olsak, Evet. E, tabii ilimler alanındaki bütün o Kopernik devriminden başlayarak hı hı. o sürecin nasıl devam ettiği. Şimdi onları yakından takip ettiğinizde mesela devlet düzeni, hı hı. o şeyin i̇şte tıp, e, ha tıp alanındaki çalışmalar, evet. Evet. Şimdi bunları yakından takip ettiğimizde Adamın kullandığı sayılar, Arap Arabic numbers diye hala e, tabii ki. Şey yaptıkları yani sayılar da Müslümanların e, geliştirdikleri sayılar yani. O sistemi kullanıyor. Ya, e tabii ki tabi. adam diyecek yani standartları Müslümanlar koydu. Biz onların koyduğu dünyada yaşıyoruz diyecek. Yani Mesela şeyle alakalı. Diyelim yani, Ruso'nun e, şeysi mesela. Yazılarını falan okuyoruz mesela. Okuyorsunuz. Ruso'nun babası mesela. E, şeyde İstanbul'da yaşamış. E, Müslümanlarla çok yakın irtibatı olan birisi. Jancak Ruso'dan bahsediyorum yani. Evet. Ve Eserini okuyorsunuz, okuduğunuzda icma fikrinin o kadar açık bir tesiri var ki. Yani, evet. Bütün o toplum sözleşmesiyle alakalı kısımda evet. icma ile o benzerlikler vesaire. Evet. O fakat oralarda yine asıl bizde ama Rusya'ya geldiğinde bir taraftan benzerlik, öbür taraftan farklılaşma ve şey yapma. Evet. Yani o e, asıldan uzaklaşma bir inhiraf onu da e, birlikte evet, takip evet, ediyorsunuz. Evet. Bir de yani o dönemi insanlar İslam'ın çağı olarak görüyorlar ve o modern çağ olarak değerlendiriyorlar. İşte şimdi bu programımızın sonuna geldik birkaç dakikamız var. Hani özetlersek yani şöyle bir toparlarsak hani şunu görmüş oluyoruz yani 19. yüzyıl öncesinde üçlü tasnif Batı'da kabul edilen bir şey değil. Hatta Bütün dünyada kabul edilen yani bir şeydi. Bütün değil. dünyada yani da kabul edildi. Çine git, Hindistan'a git, yani hiçbir yerinde yok, yok yani e, böyle bir şey. Hani ama tabii biz günümüzden hareketle get, geriye doğru bir yansıma yansıtma yaparak sanki bu her zaman kabul ediliyormuş gibi bir izlenim içinde kalabiliyoruz. Ve bu tartışma bunu göstermiş oluyor ki yani bu 1900'de ortaya çıkan bir şey. İnşallah bir sonraki programımızda bunu e, bu üçlü tasnif nasıl ortaya çıktı? ve nasıl kullanıldı, dünyaya nasıl yayıldı ve diğer medeniyetlerin tarihleri nasıl tatbik edildi, bu tatbik edilme nasıl yanlıştı, hatta Batı medeniyetine bile tatbik edilmesi neden yanlış? Hani çünkü şu anda elimde burada kitaplar var. Norman Kantor, Jacques Logov, işte Frederick Starr, Thomas Bauer falan. Bunlar hani bu üçlü tasnifin Batı medeniyetine de tatbik edilmesinin yanlış olduğunu, başka medeniyetlere hiç içine tatbik edilmeyeceğini e, söylüyorlar. İnşallah bunu da bir sonraki programımızda e, ele alırız. Bir başka çarpıcı e, çıkarsama da bu tartışmamızdan yani o dönemde 19. yüzyıla kadar günümüzde anladığımız manasıyla eski Yunan'dan başlayıp Roma'dan ortadan devam eden bir batı medeniyeti anlayışı da e, söz konusu değil. Bu da gene 19. yüzyılda ortaya çıkan bir e, kurgu. Kıymetli seyirciler burada programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın bir sonraki Açık ve Net programda görüşmek üzere.